Sayın meclis üyeleri, kıymetli misafirler. 2023 mali yılının 7. toplantısının 1. birleşimin 1. oturumunu açıyorum. ...2019-2024 döneminin son faaliyet raporunun sunulacağı uzun meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi meclise geçmeden evvel ...14 Mayıs 2023'te yapılacak genel seçimler için milletvekili aday adaylığına başvuran Koray Önser arkadaşımız belediye meclisinden istifa etmiştir. Kendisine başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Yine aynı şekilde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimler için yine meclisimizin üyesi Dilek Köksal Kahraman da istifa etmiştir. İyi Parti'den aday olarak mücadelede bulmuştur. Kendisine de başarılar diliyorum. AK Parti ilçe başkanımız Kamil Çetintaş yedek meclis üyemizdi. Onu burada göremeden istifa etti. Ona da kolaylıklar, başarılar diliyoruz. O da AK Parti'den aday oldu ve yerlerine Gülten Altay Cumhuriyet AK Partisi grubu adına katıldı. Hoş geldiniz Gülten Hanım. AK Parti grubundan Kamil Bey katıldı. Kamil abi hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Başkanım, bu konuda bir söz alabilir miyim? Tabii, buyurun. Ben de arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum ama bu istifa eden arkadaşların yerine kendi partilerinden gelmesini tercih ederdik. Burada bir siyasi hamyatma var. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyesini hem de İYİ Parti'nin üyesi temsil hakları buradan kaldırılmıştır. Bu bir haksızlık, bu bir formalite, düzeltilebilirdi. Neden böyle oldu? Niye düzeltilmedi? Bu ilçe seçim konuşabilirsin. Sen de söz alıp konuşabilirsin. Dolayısıyla bu konudan rahatsızım. Tam da bu nedenle ben de İYİ Parti'yi temsil etmek adına partimi değiştirmek istiyorum. Gerekçesini size sunacağım. İstifa edeceğim. Yani. Arkadaşlarıma da şöyle bir şey de bulunmak istiyorum. İspanya'da yapılan bir atletizm müsabakasında Kenya'yı temsil eden Abel Muti, İspanyol atletin birkaç metre önündeydi. Bitiş çizgisine ulaşmasını sadece birkaç metre kalmıştı. Yer gelelim Muti yarışı tamamladığını düşündü ve koşmayı bıraktı. İspanyol atlet Ivan Fernandez Muti'ye bağırıyor. Muti devam et, yarış bitmedi. Muti İspanyolca bilmediği için bundan bir şey anlamıyor. Ve Ivan Fernandez geliyor, Muti yite yite çizgiyi geçiriyor. Yarışı tamamlatıyor. İspanyol gazeteciler gidip Muti'ye hemen yapışıyorlar. Sen bu yarışı önde bitirebilirdin. Niye bitirmedin? Niye o adamı yittin? İspanyol atlet de diyor ki Ivan Fernandez, ben bu yarışı bitirebilirdim ama bu başarıya, bu ödüle layık olmazdım. Adam zaten yarışı bitirmişti. Sadece yanıldığı için yarışı bıraktı. Buna benim ve benim ailemin sahip çıkması mümkün olmazdı. Bununla buraya katılan arkadaşlar için belki düşünürler de gider arkadaşların haklarını teslim ederler diye okumakta fayda gördüm. Teşekkür ediyorum. Bu siyasi ham yapmaların da doğru olmadığını düşünüyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım, grup olarak istedi. Arkadaşlar hoş geldin bu anında. Önce Vahap Bey sanki bir söz istediniz mi Vahap Bey? Başarı yansıdı. Sözlerinde de başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi'ni buradan temsil eden kimse kalmadığı için ben oradan şey yaptım. Milliyetçi Hareket Partisi'ni burada temsil eden ben buradayım. Varsınız. O konu söylemek tamam, istedim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle toplantımız hayırlı olsun. Çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Gerek
Koray Öntel kardeşimize, gerekli Dilek Köksal hanımefendiye. İnşallah çıktıkları yolda bu başarılarını da kanıtlarlar. Buradaki yeni gelen arkadaşlarımıza, Kamil Yiğit abimize ve Gülten Hanım'a da tekrar yanlışım yoksa düzeltesin. Başarılar diliyorum yeni çalışmalarında. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Mehmet abi, senin için de hayırlısı olsun diyorum. Galiba belli bir zamandan sonra bu anlattığın hikayeyle hedefe varamayacağını gördün ki partiden istifa ettin. Senin için de hayırlı olsun abi. Yeni bir parti, yeni grubun. Herkese teşekkür ediyorum. Hedefi anlayamadım. Bir açar mısın? Anlattığınız hikayede sonunda hedefe varılmadığı için ittire gidildiğini söylediniz sporcu. Ona atıfta bulundum Mehmet'e. Onu ben buraya gelen arkadaşlar için söyledim. Ama sizin için daha çok güzel. Teşekkür ederim sana. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu anlatalım. Yani konuşmanızı gerçekten ilginç bir konuşma olarak değerlendirmem lazım. Şimdi siyasi ham yapmak, onu ham yapmak, bunu ham yapmak terimleri doğru terimler değil. Biz, burası İspanya atletizm alanı da değil. Burası Çerkezköy Belediye Meclisi. Çerkezköy Belediye Meclisi ve belediye meclisleri nasıl oluşur? Bunlar yasada çok açık, net kendini belli etmiştir. Şimdi bizler tabii ki burada ittifak içerisinde olan partileriz. İttifak içerisinde olan partilerin birbirleriyle kamuoyu önünde seçim arifelerinde daha hassas davranmaları gerekir. Tabii ki bunlar partilerin kurumsal bakış açılarıdır. Bu bakış açılarının doğruluğunu, yanlışlığını burada tartışmaya uygun bulmuyorum. Ancak şu hatırlatmada bulunayım. Bizler bu seçimlere 4 yıl evvel girdik. Yani bugün neredeyse seneyi devriyesini yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerinin üstünden tamı tamına 4 yıl geçti. 4 yıl evvel AK Parti grubu Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı olarak seçime katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile ittifak yaparak seçime katıldı. Bu seçimler öncesinde öyle görüyorum ki AK Parti grubu da, Cumhuriyet Halk Partisi grubu da, diğer gruplarda birbirleriyle olan siyasi görüşmelerde bulundular. Bu görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi grubundan listelerinden 10. sıradan Dilek Hanım, 17. sıradan Özcan abi, Özcan Muhtar bu listelere katılma hakkını görüşmeler neticesinde kabul ettiler. Yani bir görüşmeler gerçekleşti. O görüşmelerin neticesinde biz milletin önüne çıktık. Milletin önüne çıkmak siyasi ham olmak değildir. Bizi bu koltuklara millet getirdi. Bu millet isteseydi burada 30 tane AK Partili üye koyabilirdi. Ya da 30 tane Cumhuriyet Halk Partili üye koyabilirdi. Ya da 30 tane İYİ Partili MHP'li koyabilirdi. Dolayısıyla milletin seçimleri üzerinden, milletin takdirleri üzerinden yorum yapmak hiç kimsenin hakkı da değildir, hiç kimsenin haddi de değildir. O sebeple 31 Mart seçimlerinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra almış olduğunuz kararları burada yasanın açık uygulayıcısı net ve belliyken milletin iradesi üzerine benim ya da başka arkadaşlarımın herhangi bir şerh düşmesi, 15. sırada gelen arkadaşımın, 16. sırada gelen arkadaşlarımın istifa ettirilmesini beklenmesi ve arkadan gelenin burada temsil ettirmesini beklemek siyaseten, siyasetin çok uzağında milletin takdirinin ne olduğunu, milletin cevabının ne olduğunu bilmemektir. Bu görüşmeler neticesinde geldiğimiz nokta ortadadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye arkadaşım katılmıştır. Benim hiçbir üye arkadaşıma sen oradan istifa et, sen buradan istifa et, onun yerine bu gelecek deme hakkım da yoktur. Benim de böyle bir haddim yoktur. Bunun adı siyasi ham falan değildir. Dolayısıyla konuyu çok da fazla uzatmayacağım. Benim adıma, benimle çalışmama ya da benim grubumla çalışmama iradesini ortaya koymuş olabilirsiniz. Bu bir tercihtir. Ancak tercihlerinizi milletin takdiri ve tercihi üzerinden yorumlamak sizin de haddiniz değildir Mehmet Bey. Bunu da takdirinize sunuyorum. Bir cevap verebilir miyim? Tabii, buyurun.
benim haddime düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bu millet buraya bir temsilci seçti, gönderdi. İYİ Parti'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Hakları kaybolan partiler olduğu için söylüyorum. Bu insanların bu partinin seçtiği seçmenlerden burada siyasi iradeyi yansıtacak birisi kaldı mı? Bunun nedenini yüksek seçim kuruluna bağlayabilirsiniz. Anlattığım gibi o atlet de gelip geçebilirdi, birinci olabilirdi ama o madalya sahip çıkamazdı başka. Sizinle çalışıp çalışmamaya gelince bir ortaklık, bir şey var. Biz buraya bir yola beraber çıktık. Seçimin sonuna kadar yine beraber hareket edeceğiz. Ancak bir hakkı teslim için ben bu kararı aldım. Dolayısıyla burada bu tür hakları yok saymanın hiçbir anlamı yok. Bu bir siyasi şeydir ama yüksek ilçe seçim kuruluna sığınırsınız ama başka gerekçeler. Teşekkür ederim. Şimdi sığınma kelimesini kullanmasaydı cevap vermeyecektim. Şimdi sığınma kelimesini kullandığınız zaman bu cevabı vermekle yükümlüyüm ben. Ben hiçbir yere sığınmıyorum. Sığınacak da Allah'tan başka kimsem yok. Biz 31 Mart gecesi hangi aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi adayı, hangi sıradaki aday İYİ Parti'nin adayı diye bu millet önüne çıktık. Söylediğim çok net. Millet kararını verdi. Milletin kararı üzerinden milletin lafının üzerine laf söylememi istiyorsunuz. Ne benim ne de başkasının böyle bir şey söyleme ne hakkı olacaktır ne de şansı olacaktır. Milletin lafı üstüne laf söylemeye çalışanları da tarih hangi siyasi çöplüğe attığını herkes çok iyi bilir diyorum. Gündemin birinci maddesi faaliyet raporuna geçmeden kürsüyü başkan vekilime bırakıyorum. Cengiz abi gel. Gündeme ilave bir konumuz var. Esengül Hanım buyurun. Belediye başkanlığından. Mülkiyeti belediye başkanlığımıza ait Kızılpınar Mahallesi tamamı 2037 ve 96 metrekare miktarındaki 955 oda bir parselin 5393 sayılı kanun 18. maddesi C fıkrası ile 2886 sayılı devlet ihale kanunu ilgili hüküm maddeleri uyarınca halı saha ve sosyal tesis olarak HPC devlet modeliyle ihaleye çıkartılarak kiralanması düşünülmektedir. 5393 sayılı belediye kanunu meclisin görev yetkileri 18. maddesine fıkrasında taşınmaz mal alımını, satımını, takasını, taksisini, tahsis şeklini değiştirilmesine veya taksisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde taksisinin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm maddeleri doğrultusunda Kızılpınar Mahallesi tamamı 2037,96 metrekare miktarındaki 955 adı bir parselin halı saha ve sosyal tesis olarak 300'dan fazla süreli kiralanmasına ilişkin kararın belediye meclisimizce değerlendirilmesi hususunda gerekli karar iktasını arz ederim. Gündemin 13. maddesi olacak şekilde. 13. maddesi olacak şekilde ilavesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi Çerkezköy Belediye Başkanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunu sunmak üzere Sayın Başkan'a söz veriyorum. Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, kıymetli misafirler. Çerkezköy Belediyesi 2022 faaliyet raporunu sunacağız. Tabii ki 2022 yılı Çerkezköy için işlerini tamamlamaya çalışma, yoğun girdiği iş temposu içerisinden çıkmaya çalışmakla ilgili çok yoğun bir sene geçirdi. 2022 yılı Çerkezköy'de 2021 yılının sonunda başladığımız özellikle işlerin 2022 yılında yoğunlaştığı bir dönem geçirdik. Yine aynı şekilde de 2023 yılında bu anlamdaki çalışmalarımızı tamamlayarak yeniden 2023 yılına
yol alacağız ve milletimizin önüne çıkacağız. Dolayısıyla bu 2022 yılındaki çalışma performansları için belediyemizin tüm çalışanlarına, emekçilerine, belediye meclisimize ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi çok uzatmadan hızlı hızlı Çerkezköy'deki 2022 yılında hangi işleri ne aşamalarda tamamladık? Bunları anlatacağım. Daha sonra tabii ki görüş alışverişi olacak. Onlara da devam ederek meclisimizi sonlandırmayı düşünüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü Çerkezköy sınırlarında özellikle Atatürk ve Öztürk caddeleriyle ilgili hepinizin bildiği gibi, kamuoyunun da malum olduğu gibi, parti gruplarında zaman zaman bilgi istediği önemli işlerden biriydi. Atatürk ve Öztürk caddeleri 2021 yılının Ağustos ayında Çerkezköy Besin çalışmalarına başladı. 2022 yılında da çalışmana devam ettiği bir işimizdi ve Atatürk ve Öztürk caddeleri derken Atatürk ve Öztürk caddeleri içerisinde bunlara bağlı 19 sokağı da içeren bir çalışmadan bahsediyoruz. Ve 2021 yılında başlanan bu alanlarda tabii ki öncelikle sadece Çerkezköy Besin üst yapı anlamında bir iş hazırlığı değildi. Bir altyapı işiydi aslında bu. Bir Büyükşehir Belediyesi'nde içeren, TESKİ'yi de içeren bir işimiz vardı. Ve biz bu alanda yaklaşık 16 kilometre içme suyu attı, 5,5 kilometre yağmur suyu attı, yaklaşık 9,5 metre kanalizasyon hatlarını olan, yaklaşık 31 kilometre kazının gerçekleştirdiği bir alanda çalışma yaptık. Ve işin mahiyeti, içeriği açısından altyapı anlamında Çerkezköy'ün ihtiyacı olan bir büyük işin altından kalkıldığını düşünüyoruz. Özellikle asbest borulardan kurtulmak açısından, yağmur suyu hatlarıyla kanalizasyon hatlarının beraber olduğu, dolayısıyla yağmur suları ızgaralarından kanalizasyon kokularının yükseldiği bir süreci yaşıyorduk ve bunların tamamından kurtulmuş olduk. Ve TESKİ'nin bu aşamalarından sonra Çerkezköy Belediyesi, TESKİ'nin çalışmasından yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlamıştı. Ve 2022 yılında biz Atatürk ve Öztürk caddelerinde 19 sokakta demirli beton kaldırım işleri gerçekleştirdik. Yaklaşık 52.500 metre demirli beton yol, 55.000 metrekare demirli beton kaldırım, sıcak asfalt çalışmaları, bisiklet yolu çalışmaları, 55.000 metrekare doğal taş kaplama, sosyal donatı alanları, peyzaj alanları, ağaçlandırma alanları gibi bir büyük işin yaklaşık %70 seviyesine kadar ulaştık 2022 sonu itibariyle. Bu Atatürk ve Öztürk caddelerinin çalışmalarından örnek görüntüler. Tabii ki önemsediğimiz işlerden bir tanesi, bu iki ana damarın, Çerkezköy'ün bu iki önemli caddesinin ticaretinin yoğun olduğu, ticari anlamda en yoğun vatandaş yoğunluğunun yaşandığı, yaya yoğunluğunun yaşandığı bu alanda ciddi de bir aydınlatma çalışması yaptık. Yine bu işte bir bütün olarak başladığımız bir Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi projemiz vardı. Bu proje aslında Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir proje. Ancak biz bir ortak çalışma yetkisi aldık Büyükşehir Belediyesi'nden. Finansmanının %90'ının Büyükşehir Belediyesi'nin, %10'unun Çerkezköy Belediyesi'ni karşıladığı, projesinin tamamının Atatürk Caddesi'nin ve Öztürk Caddesi'nin projesiyle eş olduğu, hazırlığını da bizim tarafımızdan yapılan bir projenin yaklaşık 13.283 metrekarelik yeni bir meydana kavuştuk. Zor günler geçirdik. 2022'nin başı itibariyle sıkıntılı dönemlerle yıla başlamıştık ama hızla, elimizden gelen hızı en yüksek seviyeye çıkartarak Cumhuriyet Meydanı'nı 13.283 metrekarelik bir alana, modern ve şık bir alana kavuşturmuş olduk. 2.654 metrekare asfalt yol, 1.356 metrekare küp taş yol, 7.485 metrekare doğal taş kaldırım, yeşil alanlar, süs havuzları ve aydınlatma alanlarıyla
Çerkezköy yeni meydanına kavuşmuş oldu. Tabii ki bu alanda ilgili bu düzenlemeleri yaparken bir sürü değişiklikler oldu. Eskiden Çerkezköy'ün giriş dönüş kavşaklarından bir tanesiydi. Osmanlı Camii'nin duvarları etrafı kaplıydı bildiğiniz gibi. Bu alanların tamamı meydanla buluşturuldu ve bu şekilde görülen yeni Cumhuriyet Meydanı'na kavuşmuş olduk. Yine otopark üzerinde geçmiş dönemde yapılan otopark üzerindeki çalışmayı bir emek meydanı çalışması haline getirmenin çalışmaları hala devam ediyor. Yaklaşık 3000 metrekarelik alanda 1000 metrekarelik küp taş, yine doğal taş kaplama, yine modern kent mobilyaları ve umumi tuvaletle bu alanları da Çerkezköy'e revize ederek kazandırmanın uğraşısı içerisindeyiz. Yine Çerkezköy'ün bu proje kapsamındaki 3. meydanı, köşem meydanı çalışmaları da 3600 metrekarelik alandaki çalışmalar devam ediyor. Yine aynı şekilde oturma grupları doğal taş kaplamalarla ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla inşallah 45-60 gün aralığında projenin tamamını da sonlandırarak Çerkezköy'e katmış olacağız. Köşem meydanının yapmayı planladığımız son halinden görüntüler. Burası Çerkezköy'ün en eski yapılarından bir tanesi. Sağ altta gördüğünüz, sağ fotoğrafta gördüğünüz hali Celal Bey Mescidi. Celal Bey Mescidi'ni gerçekten çok virane ve yıkık şekilde teslim aldık. Yine vakıflarla yaptığımız karşılıklı protokolle beraber mescidi bugün sol taraftaki fotoğrafta da gördüğünüz şekilde tamamlar hale geldik. Tabii ki bu proje Vakıflar Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı, eş güdümlü yürütülüyor ve şu anda da artık neredeyse Diyanet'e teslim aşamasına kadar geldik. Burası Çağlayan Sokak ve Melisa Sokak'ın birleşim alanı. Bildiğiniz gibi Melisa Sokak kör bir yol olarak sonlanıyordu. O son yolu ormanla yaptığımız önce protokolden sonra bir ihale çalışmasından sonra bir menfez çalışmasını tamamladık. Dolgular yapıldı. Artık bu yaz itibariyle de o iki yolu birbirine bağlayan beton yol çalışmasını da gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl uğraştığımız yine yoğun işlerden bir tanesi 29 Ekim Caddesi ve Narin Caddeleri'ydi. 29 Ekim Caddesi biliyorsunuz dar bir alandı. Yine 35 metrelik yol şekline dönüştü. Ve Narin Caddelerinde yaklaşık bu iki ana caddede 6000 metrekare terazo taş kaplama 16000 değil mi? Orada 6 olmaz çünkü. Tamam, yanlış yazılmış. Terazo taş kaplama, yine bordür çalışmaları, sıcak asfalt alt tabaka çalışmaları, peyzaj düzenleme çalışma hazırlıkları devam ediyor. Bu da Narin Caddesi'nin ve 29 Ekim'in sanırım açılış görüntüleri. Evet, Osmanlı Camii'nin dış cephesinde çok ciddi bir temizlik çalışması yaptık mikro lazer kumlamayla. Bu yıl inşallah Osmanlı Camii'ni duvarlarını yıktıktan sonra, meydana kavuşturduktan sonra bu yıl içerisinde tuvaletlerini de yaptık biraz sonra, onu da göstereceğim. Ancak bu yıl içerisinde aynı zamanda bir de aydınlatmayı hedefliyoruz. O çalışmamız da sürüyor. Yine Osmanlı Camii'nin alt katında gerçekten artık çok kötü şartlarda bir cami tuvaleti vardı. Yine Diyanet İşleri'nin alanında yaptığımız görüşmelerden sonra burayı yeni ve modern bir hale getirdik. Abdesthanesiyle ve yeni tuvalet kabini alanlarıyla sil baştan temizledik. Hatta burası basık bir alandı. Zeminden biraz daha pay alarak, yüksekliğini de ayarlayarak yeni hale getirdik. Şu anda erkek tuvaletler kısmı 2022 itibariyle neredeyse tamamlandı. Bu yılda diğer tarafı tamamlayarak oradan çıkmış olacağız. Kızıpınar Futbol Sahası
yaklaşık 500 kişilik tribünlü Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesi sınırlarında ikisinin ortak sınırı olabilir. Bir futbol sahası hazırlığı 2022 yılında başladı. 2023 yılı içerisinde, bu yıl içerisinde de açılışını inşallah yapacağız. Bu yine halk kütüphanemiz. Buna dair çalışmaları da bu yıl içerisinde, 2022 yıl içerisinde rahmetli Andon abiyle yaptığımız bir görüşmeydi. Bunu bu yıl içerisinde, 2022 yıl içerisinde bir protokole çevirdik biliyorsunuz. Meclisimizden de onay aldık. Ve 2022 yılında başlayan inşaat artık sonlanma aşamasına geldi. Muhtemelen bir ay içerisinde de açılışa doğru gideceğiz. Burası Veliköy Ek Hizmet Binası. Veliköy Ek Hizmet Binası ile ilgili ihale hazırlıklarını 2022 yılında tamamladık. 2023 yılında içerisinde de hatta ihalesini de yaptık zannediyorum. Şimdi ihale tarihi bekliyoruz. 5 Nisan. 5 Nisan'da da ihale tarihi var. İnşallah bu binayı da Veliköy'ün hizmetine kazandıracağız. Hem Kızılpınar hem Yıldırım Beyazıt Mahallesi düğün salonlarımız. Neden burada yazıyor? Aslında 2022 yılında biz bu işe başlamış olmamız lazımdı. Ancak 3 ya da 2 ya da 3 defa ihaleye çıktık. Maalesef ekonomik dalgalanmalardan dolayı katılımcı bulamadığımız dönemleri yaşadık. Ancak 2023 yılı başında yaptığımız ihalelerde 2 ihalede alıcı buldu. İşler teslim edildi. Muhtemelen yakında hafriyat almaya başlıyoruz. Hem Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hem de Kızılpınar Düğün Salonu'nda. Kızılpınar Düğün Salonu jandarmanın hemen yanında olacak. Yani karayoluna cephe olacak. Diğeri Yıldırım Beyazıt Mahallesi Düğün Salonu'muzda olimpiyat halı sahanın put maçları yan tarafı Kapa Spor Salonu'nun arkası diye tarif edeceğimiz alanda inşallah bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Bu yıl yine sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştirdik. 112 cadde ve sokakta yaklaşık 212 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt kaplama çalışmalarını Çerkezköy'ün tüm mahallelerinde 112 cadde ve sokakta yapmış olduk. Yine bu yıl içerisinde, 2022 yıl içerisinde beton kaldırım çalışmalarından 38 cadde ve sokakta toplam 10.917 metrekarelik beton kaldırım yapımını tamamladık. Evet. demirli beton yol çalışmalarımız yine bu yıl 2022 yıl içerisinde 43 cadde ve sokağımızda gerçekleştirmiş olduk. Buna ilave tabii ki bordür çalışmalarımız takip etti. Yine 2022 yılında ciddi bir satı kaplama yol çalışması yaptık. Özellikle Kızılpınar Kızılpınar'ın üst iki yolunu birbirine bağlayan Kocameşe mevkiinden dört evler istikametine doğru giden iki yolu birbirine bağladık. Yine Cumhuriyet Mahallesi'nde satı kaplama çalışmalarımız gerçekleşti. Stabilize yol çalışmaları, yol açma çalışmaları zaten her yıl yaptığımız işlerin devamı niteliğinde. Veliköy mahallemizde çoğunlukla mahalle itibariyle parketaş yol olduğu için, parketaş kaldırımı olduğu için Veliköy mahallemizde parketaş çalışmalarımıza devam ettik. 29.900 metrekarelik bir alanda taş yapım ve onarım çalışması gerçekleşti. Kentin birçok alanında metruk bina yıkımları ortaya kondu. Atatürk Viyadüğü genişleme çalışmaları biliyorsunuz 2022 yılında Büyükşehir Belediye'miz tarafından tamamlanmıştı. Viyadüğün aydınlatma çalışmaları Atatürk Caddesi ve Öztürk Caddesi ile bir bütünlük arz etsin diye biz aydınlatma çalışmalarını Çerkezköy Belediyesi olarak kendimiz yaptık, hazırlığını Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırdık. Yine yeni yılda yeni meydanımızda aydınlatma çalışmaları yaptık. Vatandaşların ilgisiyle bir yeni yıla başlamış olduk. 2022 yılında başladığımız işlerden bir tanesi Çerkezköy Belediyesi Ek Hizmet Binası'ydı. Bildiğiniz gibi bu ek hizmet binası daha sonra ihaleye çıktı. Çerkezköy Belediyesi'nin %100 iştirak şirketi olan Halk Ekmek AŞ ihaleye girdi ve Çerkezköy Belediyesi'nin kiracısı oldu. 2022 yılı sonu itibariyle %80 seviyelerine gelmişti. 2023'ün ilk aylarında bina bitti ve
bina bu hale geldi. Hatta Halk Ekmek Fabrikamız hepinizin bildiği gibi üretime başladı ve Çerkezköy'ü ucuz ve sağlıklı ekmekle buluşturdu. Burası geçmiş dönemde Çerkez Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye çalışılan, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin işletmekten vazgeçtiği, Çerkezköy Belediyesi'ne ait, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Çerkezköy Belediyesi'ne ait bir yapı. Burası yine 2022 yılı içerisinde hatırlarsınız, yönetmeliğini meclisten geçirdiğimiz Çerkezköy Belediyesi Çocuk Akademisi olarak hizmet veren, yaklaşık 60-69 aylık çocuklarımıza hizmet veren ve burada mümkün olduğunca pozitif ayrımcılık ortaya koyduğumuz, yalnız başına yaşayan kadınlarımız daha fazla iş imkanına sahip olabilsinler diye biz bu anlamda bir sosyal hizmet projesi olarak hayata geçirdiğimiz bir iştir bu. Ve 2022 yılında bina onarımları bitti. 2023 yılı itibariyle kayıtlarımızı alarak çocuk akademisini, yani kreşi hayata geçirdik. 2022 yılında kar yağdı. Bu yıl kar göremedik. Bu 2022'nin kar fotoğrafları. Park Bahçeler Müdürlüğümüz 2022 yılında yeni 4 park hayata geçirdi. Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde İlgin Sokak Parkı, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde Mardin Sokak Parkı, Fatih Mahallesi'nde Demirhan Sokak Parkı, Bağlık Mahallesi'nde Seher Sokak Parkı. Bunun dışında 3 yeni, bunlar bu parklardan görüntüler. Bunun dışında 3 parkımızın revizeleri gerçekleşti. Yine Bağlık Atatepe Parkı, Kızılpınar Atatürk Mahallesi Recai Kutan Parkı, Gaziosman Paşa Mahallesi Bozoğlu Parkı. Yine mevcut 5 parkımızda oyun ve fitness alanları gerçekleşti. Bu da Park Bahçeleri Müdürlüğümüzün diğer çalışmaları. 2022 yılında bir de yine Park Bahçeleri Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapılıp işe başlanan parklarımız var. Bunların içerisindeki en önemsediklerimden bir tanesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde karayolunun Osmanlı Caddesi'nin başından başlayan ve en sondaki Domuzdere mevki okula kadar giden o hatta yaklaşık 13.493 metrekarelik alanda bir güzergahı plan düzenlemesi yaptık önce. Daha sonra bir park projesiyle çalışmalara başladık. Sonunda böyle bir fotoğraf ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Tabii bunun içerisinde daha sonra projeye ilave ettiğimiz fotoğrafı nerede göstereyim? Bir dakika. Evet. Yani parkın başlangıç noktası buradan buraya kadar devam ediyor. Şu alanla ilgili ek bir çalışma yaptık. Onun da ihalesini gerçekleştirdik. Oyun grubu ihalesine gerçekleştirdik. Büyük bir oyun grubunun olduğu, içinde de mini futbol sahalarının olduğu, arkadaki o dere boyunda olan projeye de monte olacak şekilde bir yeni büyük park alanını Kızılpınar Gültepe Mahallesi'ne kazandırdık. Yani 23 tane çocuk oyun parkı büyüklüğünde oyun gruplarını koymayı planladığımız bir iş. Onun da muhtemelen, yani 23 tane dediler ama muhtemelen yetişmeyecek. Mayıs sonu gibi sanıyorum hizmet açacak hale getireceğiz ve Kızılpınar'ın en önemli çocuk oyun alanlarından bir tanesini hayata geçirmiş olacağız. Oyun grubunun şekli bu. Bu Kızılpınar Gültepe Mahallesi Kandemir Sokak'ta 2022 yılında başlanıp hala sonlanmaya çalışan bir iş. Muhtemelen bir ay içerisinde sonlanacak. Kızılpınar Gültepe Mahallesi Kandemir Sokak Parkı 4.330 metrekarelik bir alan. İçinde spor alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanları olan, futbol sahası ve basketbol sahası olan bir alan. Bu da sonlanmak üzere. Yine Kızılpınar Atatürk Mahallesi Baygın Sokak Parkı. Bu da 2.258 metrekarelik bir alan. Bu da 2022 yılında başlayan bir iş. Muhtemelen 1-2 ay içerisinde sonlanacak durumdayız. Yine Kızılpınar'da Mert Bir Sokak Parkı.
Bu da aynı şekilde üçü beraber yer oldu. İstasyon mahallesinde Serdar Sokak Parkı devam ediyor. Yeşil alan ağaçlandırma çalışmaları Park Bahçeleri Müdürlüğü tarafından devam ediyor. Hakim Sami Sokak'ta, Tarım Sokak'ta ciddi ağaçlandırma işleri yapmaya devam ediyoruz. Yeşil alan ağaçlandırma çalışmaları yine devam etti. 2022 yılında aslında uzun zamandır üzerinde uğraştığımız, görüşmeler sağladığımız bir işimiz vardı biliyorsunuz. 2014 yılından beri Çerkezköy'ün tepe bölgesinde bulunan orman alanını tahsis ya da kiralık olarak almak konusunda bir uğraşımız vardı, bir girişimimiz vardı. 2022 yılında bu artık sonuç getirdi. Orman, kent ormanı olarak burayı ihaleye çıktı. Çerkezköy Belediyesi ihaleye girdi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kent ormanını yaklaşık 20 yılına kiralamakla ilgili bir sonuç aldı. Şu anda bu bölgenin ilk anlamda etrafını kontrol altına alma, yani tel örgü işleri başladı ve bir ihale hazırlığımız var. İhale hazırlığında da yaklaşık yürüyüş yolları, araç geçiş yolları, spor alanları ve bisiklet yolu içeren ilk etapta yapacağımız ihale hazırlığına da başladık. Muhtemelen 15-20 gün sonra ilana çıkarız ve yani bu sene Eylül, Ekim, Kasım aylarına yetiştirecek şekilde hepinizin bildiği gibi ormanın birinci bölgesi Çerkezköy'ün gözde alanlarından bir tanesi. Özellikle yaz aylarında vatandaşımızın çok kullandığı alanlardan bir tanesi. Şimdi bunun en az 2,5 katı büyüklüğünde bir yeri daha buna ilave ederek Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 7-8 yıllık burayı katma arzumuza devam edeceğiz. Projenin içerisinde bir biyolojik gölet var. Onun da ihale hazırlığı var. İnşallah yetiştiririz. Alanın, yani kiralanan alanın şeyi bu, haritası bu. Yani 23 Nisan Çocuk Oyun Parkı'nın oradan başlayan alan bu şekilde kiralandı. Bu da yukarıdan drone fotoğrafları alanın. 2022 yıl içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tiyatro ve konserlerde vatandaşlarımıza buluştu. Binlerce vatandaşımız özellikle milli bayramlarda ve festivalde bir araya geldi. 23 tane çocuk şenliğini yine Kent Park'ta gerçekleştirmiştik. Çocuklarımıza bir araya gelmiştik. Kültür ve Sanat Festivalimizden görüntüler, yürüyüşümüzden görüntüler. Yine kültür sanat kurslarımız, kültür merkezimizde yaklaşık bu sene 12 branşta 1172 kursiyerimize hizmet verdi. Mahalle evlerimizde yine kursiyerlerimiz mahalle evlerinde eğitimlerini almaya devam ettiler. Bu yıl Türkan Saylan Eğitim ve Kültür Merkezi'ni bir halk akademisine çevirdik. Ve Halk Akademisi'nde yine sosyal anlamda destek olacağımız çocuklarımız öncelik olarak buralardan kayıt aldık. Ve 8. sınıf öğrencilerimize kurs, ücretsiz kurs, beslenme ve kaynak desteği sunduğumuz bir eğitim merkezi haline getirdik. Ardından aynı merkezi Kızılpınar Kültür Merkezi'nde de hayata geçirdik. Ve yaklaşık 260 öğrencimiz bu alanlardan hizmet aldılar. Yine kültür merkezimizin içerisinde bir etüt salonu, etüt merkezi oluşturduk. Günde yaklaşık 180-200 gencimizin ya da ders çalışacak arkadaşımızın bir eğitim alanı haline geldi. Bu yine yıl içerisinde yaptığımız çocuk atölyelerinden görüntüler. Burada yine vatandaşlarımızın ya da kursiyerlerimizin el emekleriyle ortaya çıkardıkları ürünleri bir deko pazarı haline getirdik. Ve onların gelir kapısına dönüştürmeye çalıştık. Bu yıl Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber her yıl yaptığımız fuarlarımızı da yine bu yıl Çerkezköy Kapalı Pazar alanında hayata geçirdik. Bu geçen yıl Ramazan gezilerinden görüntüler, 10 Kasım etkinlik görüntüleri, Kadınlar Matinesi, Öğrenci Fuarı, buraları hızlı geçiyorum, Açık Hava Sinema Günleri.
Yaz spor okullarını her yıl geleneksel yapıyoruz biliyorsunuz. Bu sene de yaklaşık 2500 öğrencimize ev sahipliği yaptık. 17 branşta 2500 öğrencimiz Çerkezköy'ün tüm spor alanlarını doldurdular. Bu da kış spor okullarımızdan görüntüler. Yine 8 farklı branşta 1500 vatandaşımızın katıldığı kış spor okullarından görüntüler bunlar da. Bisiklet ve uçurtma şenliğimiz her yıl geleneksel yaptığımız. Yine Gençlik Spor Müdürlüğümüz gençlik şöleni yapmıştı 19 Mayıs'ta geçen sene. Satranç turnuvalarından ve diğer turnuvadan görüntülerimiz. Kurtuluş koşusu 29 Ekim'de yaptığımız. Yine Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü Avrupa Hareketlilik Haftası'nda yaptığı işler, tavla turnuvası, yoga etkinliği, zumba etkinliği, doğa yürüyüşü, seminerler. Sosyal İşler Müdürlüğümüz yine 2022 yılında çorba çeşmesiyle vatandaşlarımıza her sabah çorba ikramında bulunmaya devam etti. 2023 yılında buna bir ilave daha yaptık. Kızılpınar'ın kahveler durağının yanına bir seyyar çorba çeşmesi daha ilave ettik. 2022 yılında Çerkez Göbesi Öz Kaynakları ve Komşu Paket Destek Kampanyası'yla 10.500 vatandaşımıza erzak kolisi dağıttık. Yine taziyelerimiz sonrasında verdiğimiz taziye ikramlarına devam ettik. Yine Ramazan ayındayız. Geçen yıl Ramazan ayında da mahalle iftarlarımızda 30.000'e yakın vatandaşımızı iftar sofralarımızda buluşturduk. Bu El Ele Butik mağazamız yaklaşık 5.000 üzerinde vatandaşımıza destek olduğumuz bir El Ele Butik mağazası. Geçen yıl 633 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Onları sünnet şöleni yaptık. Bu yıl 2022 yılında eğitime başlayan 4.492 kardeşimize kırtasiye desteğinde bulunduk. Engelsiz ulaşım aracımız hizmetine devam etti. Bayramlarda kabir ziyaretleri için çiçek dağıtımına devam ettik. Dini günlerde kandil simidi dağıtımına devam ettik. Sosyal İşler Müdürlüğümüz Enver Başkanımızın da yoğunlukla katıldığı kentimize yeni taşınan vatandaşlarımıza hoş geldin demeye devam etti. Nakdi yardımları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü encümen vasıtasıyla yapmaya devam ediyor. Yine vatandaşlarımız 2022 yılında 2751 bebeğe ziyarete gitmişiz. Şehit ailelerimize ziyarette bulunmuşuz. Halk günleri yaptık. Vatandaşlarımızla buluştuk. Basınımızla, muhtarlarımızla buluştuk. Kadınlar gününde kamu kurum kuruluşlarında çalışanlarına ziyarette bulunduk. Engelliler Derneği ile beraber Engelliler Derneği'nin yaptığı bizim destek olduğumuz bir çalışmadan görüntü. Yine Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz askere giden kardeşlerimize, yaşlı bakım merkezindeki vatandaşlarımıza ziyaretlerde bulunduk. 2022 yılında 102.273.000 kilo neredeyse evsel atık toplanmış. Bu konteyner neredeyse 3-4 yıldır yeni konteyner almıyoruz. Konteyner alımına yeni bir sistem geliştirdik. Uzun zamandır da bu şekilde idare edebiliyoruz. Konteynerlerin genelde yarıdan altı yani çöpün yoğunlukta bulunduğu alanlar çürüme yapıyor. Çöp suyu, asitle. Dolayısıyla biz yeni almak yerine altlarını yeniden tekerleklerini değiştirip yarısını değiştiriyoruz. Ve neredeyse %50'ye yakın bir karımız oluyor. 2022 yılında da 1300 konteynerin onarımı gerçekleşmiş. Temizlik çalışmaları, cadde sokak temizlikleri, pazar temizlikleri, kar küreme çalışmalarına temizlikçilerin destekleri, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. 2350 can dostumuzun tedavisi gerçekleştirilmiş. Barınma ve beslenmelerine, ilaçlamalarına destek olmuşuz. İklim Değişikliği Müdürlüğü bir Namık Kemal Üniversitesi ile beraber bir burun çerkesliği uygulaması yaptı. Hafriyat çalışmalarımız yine hafriyat döküm alanlarında devam ediyor. Büyükşehir'den aldığımız
Zaman zaman bu bölgeye çektiğimiz konkasörün çalışmaları devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları, sıfır atık eğitimleri devam ediyor. Zabıta iş yeri denetimleri, pazar yeri denetimlerine devam etti. Bu en kıymetli işlerimizden bir tanesi, tır parkı. Bazı rahatsızlıklar vermiş olabiliriz. Ancak bizim hiç rahatsız olmadığımız işlerden bir tanesidir. Çerkezköy'ün girişinde bildiğiniz gibi bir tır kaosu vardı. Çerkezköy o kaostan Çertaş Çerkez Köbesi kurtardı. O yüzden 52 dönümlük alandaki tır alanını bu gördüğünüz hale kavuşturduk. Yani Çerkezköy'ün giriş manzarası üstte gördüğünüz fotoğraflardı. Ve gümrükle de istişare yaparak bu alanda ki trafiği rahatlatmış olduk. Bu yine 80 kapasiteli otopark Çertaş tarafından işletilmeye devam ediyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ben yeniden 2022 yılı çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma, Çerkez Köbesi'nin tüm çalışanlarına, meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Söz alacak mısınız diye bak. Vallahi uykum geldi başkanın sunumunda. Yalan söylemeyeyim ben sanayimde. Bari biraz ortamı şöyle heyecanlandıralım. Seni böyle kürsüye alalım adeta. Olur. Yani biraz kısa tutacağım size ama kürsüye konuşayım tamam. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle 2022 yılı faaliyetini okuduğumuz zaman birkaç soruyla başlamak istiyorum Sayın Başkan. Az önce söylediniz, dediniz ki tır parkından dolayı rahatsız olanlar var. Çok merak ettim, gerçekten kim rahatsız? Bunu bir cevaplarsanız öyle konuşmaya devam edelim. Sizi kastetmediğimi söyleyebilirim sadece. Parti olarak? Biz desteklediğimiz bir proje biliyorsunuz. Yani böyle bizlere bakarak sorduğunuz için soruyorum. Açı olarak sana bakıyorum. Peki. Yani parti olarak aşağı sorarak. Tamam. Problem değil. Ama benim bu konuyla ilgili soracaklarım var Sayın Başkan. Sizin de cevaplamanız gereken konular var. Tır parkı konusuna girdiğiniz için. Öncelikle arkadaşlar bir sorum daha var. Onu da es geçmeden. Az önce dediniz ki Halk Ekmek AŞ 2022 yılı faaliyet raporuna girmiş. Evet, inşaatı girmiş olabilir. Öncelikle teşekkürle başlamak istiyorum. Yaptığınız hizmet için, çalışmalar için öncelikle üyeler ve belediye personelleri olarak, başkan olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma. Halkımızın hizmetine sunulan bir çalışma. Önceden beyanatlarınız vardı. Ramazan ayına yetişecek dediniz ama 2-3 gün gecikmeli de olsa yetişti, kabul ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bu gayretiniz için. Yalnız bazı vatandaşımızdan gelen şikayetleri de burada dile getirmek istiyoruz. Lokasyon olarak şu anda konulan yerlerle ilgili bazı lokasyonlarda sıkıntı olduğunu görüyoruz. En azından vatandaşımızdan gelen talebi burada dillendirmiş olalım. Örneğin Atatürk Caddesi'ndeki şubemiz gibi ve Kızılpınar ve Veliköy'de ve diğer mahallelerde de bunun tekrar üretimimizin talebi karşılanması boyutunda bunların da artırılması gerektiğini tabii ki düşünüyoruz. Bu konularda da çalışmalarınız vardır. Mutlaka cevap vereceksinizdir ama benim dikkatimi çeken 2022 yılı faaliyet raporunda okudunuz Halk Ekmeği. O yüzden bu konuya girdim. Hem teşekkür, hem tavsiye, hem de eleştirimi yapmış olayım bari. Neden 2022'ye girdi onu da merak ettim. Bazı konular var yine 2022 yılındaki faaliyet raporunda. 2023 yılındayız, yapıldığı ve 2022 faaliyetine koyduklarınız olur, bu kadar. Problem değil. Şimdi Sayın Başkan, öncelikle az önce rahatsız olduğunuz konuyla ilgili başlamak istiyorum. Burada bir soru sormak istiyorum. Tır parkı bizim şirketin işletmesiyken, buranın ihalesini biz almış iken kime kaç para bedelle ortak verildi? İşletmeciliğini kim ortak aldı? Neden ihalesiz yapıldı? Bunu bir kamuoyuna açıklarsanız onun üzerinden sohbet edelim. Hemen söyleyeyim. Şöyle, bunu daha önce anlattım herhalde. Hayır. Anlattım.
konuda bilgi de verdim. İki, burası Çerkez Köprüsü tarafından ihalesi alınan bir alan biliyorsunuz. Evet. Çerkez Köprüsü ihaleye girdi. Çertaş İşletmesi olarak girdi ve ihaleyi aldı. Daha sonra biz mevzuatın bize ön verdiği şekilde bir Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi ile beraber bir birliktelik yaptık. Yani kooperatiflerle işbirliği yapmak mevzuatta vardır. Dolayısıyla bu işbirliği çerçevesinde Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi yine Gümrük Müdürlüğümüz içine alacak şekilde, çünkü burası sadece herhangi bir tır parkı değil, altıncı derek parkı değil, burası gümrük işlemlerinin de yapılacağı bir tır parkı. Biz Çerkezköy Belediyesi bir ihtiyaç çıktı. Hadi bakalım biz tır parkı yapalım ihtiyacı diye, o çıkmadı. Çerkezköy'ün Gümrük Müdürlüğü'nün lokasyonu, bir dakika göstereyim. Çerkezköy'ün Gümrük Müdürlüğü'nün lokasyonu Çerkezköy'ün girişinde biliyorsunuz. Dolayısıyla Çerkezköy'ün girişinde olan bu lokasyondan biz gümrük işlemlerini uzaklaştıramadığımız sürece yapılmış tır parkının kimseye faydası yok. Dolayısıyla Çerkezköy Gümrüğü, Çerkezköy Belediyesi ve Çerkezköy Gümrüğü'nden aldığımız, yapmamız gereken kriterleri Çerkezköy Taşıyıcılar Kooperatifi ile beraber bir alt sözleşme yaparak beraber işte duruma geldik. Asıl sorumun cevabını alamadım Sayın Başkan. Onları anlatmıştınız. Buradaki sözleşmeyi yaptığınızda ihale usulüyle neden yapılmadı? Kaç para bedelle bu firma Çerkezköy Tır Parkı'na ortak oldu? Benim sorum bu. Ortada bir bedel yok. Bakın tekrar söylüyorum. İhale ediyorsunuz. Ben de diyorum ki mevzuat, yasa, kooperatiflerle belediyelerin işbirliği yapabilmelerinin önünü açmış diyorum. Hiçbir bedel almadan mı? İşbirliği yapabilmenin önünü açmış. İşbirliği yaptık başkan. Ortada bir yatırım, beraber yatırım yaparsınız bir işe. Siz bir yere kiracı olmuşsunuz. Kiracı olduğunuz andan itibaren yapmış olduğunuz alt işletme artık o kiranın da orada yapılan tüm yatırımlarında, harcamalarında ortağı olmuş. Anlatabiliyor muyum? Ya ortada ihale edilecek bir mevzu yok ama siz kooperatiflerle buraya dayanarak da işlem yapabilirsiniz. Sayın Başkan, ona itirazımız yok. Evet. Benim sorduğum soruyu hala net cevap istiyorum. Diyorum ki bu kooperatif, çeşitli kooperatiflerimiz var. Bu kooperatif, neden bu kooperatif? Birinci sorun bu. Öyle daha net olsun diye sorum. İkincisi hiçbir bedel ödemeden, yani ben bir gayrimenkul de alsam, bir iş de yapsam, bir ofis de açsam, yanım alacağım ortaktan bir bedel alırım. Yani babamın hayrına yapmam. Siz bunu hangi şartlarda nasıl bu kooperatife verdiniz? Onu soruyorum. Bir daha söylüyorum. Yani anlattıklarımı kelime tane tane anlatacağım. Yok, tane tane atmanıza gerek yok Sayın Başkan. Şeyi söylemiyorsunuz, yani bir bedel almadan verdik diyorsunuz. O zaman neden bu kooperatif diyorum? Adem Bey, bak. Neden bu kooperatifin cevabını Çerkezköy Belediyesi bu şekilde takdir etmiş. Taşıyıcılar Kooperatifi. Bunu duymak istiyordum. Taşıyıcılar Kooperatifi. Yapılan iş Taşıyıcılar Kooperatifi ile beraber Gümrük Müdürlüğü'nde en azından beraber işleteceği, yani orada bulunacağı bir alan olduğu için Taşıyıcılar Kooperatifi bu işin daha iş bileni, daha yönetim aşamasında bilgi sahibi, tecrübe sahibi, bu tecrübeleri kullanmak noktasında biz gitmişiz. Süt birlik kooperatifiyle birliktelik yapmamışız yani. Tır parkı açılmış, Taşıyıcılar Kooperatifiyle bir birliktelik yapmışız. Ben giderim süt birliği kooperatifiyle bir sözleşme yaparız, alt sözleşme, sen dersin kardeşim süt birliğiyle tırın ne alakası var dersin. Taşıyıcılar Kooperatifiyle beraber bir alt sözleşme yapmışız. Çok açık. Devamını söyleyeyim. Neden bir bedel almadık? Bakın biz bir parayla bir yer almadık. Çerkezköy Belediyesi girer ihaleye 10 lira verdim, yeri aldım der, böyle bir şey olmadı. Çerkezköy Belediyesi bir kiralama ihalesine girdi. Tekrar söylüyorum, kiralama. Yani ben geldim, buraya ayda 50 bin lira vereceğim diye bir taahhütte bulundum, çıktım. Dolayısıyla bir bedel alınmamış bir yere ben sana bedel biçtim deme durumu söz konusu olmadı, oradan almadım. Bir para vermedi ya, kamunun cebinden bir yatırım bedeli çıkar, siz dersiniz ki arkadaş yatırım bedeli çıkmış, buna 10 lira para vermişsin. Sen 10 lira para verdiğin dükkana niye bunu aldın yanına dersin, ben seni anlarım abi. Ama ortada bir yer kiralaması ihalesine girmişiz. Yer kiralaması ihalesine girdiğimiz yerden sonra demiş ki bu yerin masrafları 50 lira. Gel bakalım bu masraflara hem tecrübenle hem de finansmanla ortak ol demiş. Dediğimiz bu kadar net aslında. Yani.
Başkanım ben devam edeyim o zaman. Buyurun. Siz çok uzatıyorsunuz, uykunuz geliyor. Ben kısa kısa söyleyeyim. Öncelikle siz güzel güzel anlatmaya çalışıyorsunuz ama Sayın Başkan, ben ücretsiz verilmesini ve burada ihale yapıldığı takdirde burada belediyeye bir gelir elde edileceğini, sonuçta biz burayı kiralamışız bağımsız bir şekilde. Çerkezköy Belediyesi ihaleye girmiş, kiralamış. Bu kiraladığımız yerin de harfiyatından tut çevre düzenlemesine kadar biz yapmışız. Sonra bir firma geliyor, diyorum ki sen bu işin ehlisin, doğrudur, olabilir, işin ehli de olabilir, hızlı hızlı gidin. Ama işin ehli olduğunu düşünerekten sadece bir firmaya burayı ortak kılıyoruz. Ben burada bir ihale olduğu takdirde bir kooperatiften bir gelir elde edebileceğimizi ve Çerkezköy'ün belediyesinin kasasına harici bu işin bir bedeli olarak gelecekteki gelir ve giderleri sormuyorum. O andaki bir bedel olarak gelir elde edeceğini düşünüyorum. Bu konudaki açıklamanız için de teşekkür ediyorum. Tekrar cevap verdiğinde teşekkür edeyim. Başkanım, müsaadenizle ben kısa bir açıklama yapayım. Adem Bey, aslında işin aslı da sizin anlattığınız gibi de değil. Hani konu uzamadan duymak istiyoruz zaten. Biz de anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımı aydınlatayım. Bedelsiz diye bir kavram kullanıyorsunuz ya. Evet. Çertaş'ın burada bir bedelsiz devri yok. Başkan Bey. Ben devir demiyorum. İş ortaklığı protokolünden bahsediyor zaten Bulut Bey. Şimdi ben farklı bir şey söylüyorum. Yok, izah edeyim. Buyurun. Bizim Çertaş şirketimiz ihaleye girdi. Yeri kiraladı. Kira bedelimiz belli. Evet. Bu kira bedelini zaten adi ortaklıktan alıyor ve üzerine de kar ediyor. Cebine kiralamış olduğu yerin işletmesini adi ortaklığı kendinin de dahil olduğu yere dahi verirken dahi kar ederek cebine aldığı paranın bir kısmını ihaleye ödüyor ve kasasına para giriyor. Onun haricinde de sizin dediğiniz gibi işletmede bütün yatırımı bizim Çertaş şirketimiz yapıp da işin ehli, uzmanı, kooperatif diye gel beraber işletelim de denmedi. Biz iki koyduysak onlar da iki koydu, biz üç koyduysak onlar da üç koydu, bir adi ortaklık kuruldu. Hukuki düzende belediye kanununun izin verdiği şekilde, ticaret kanununun izin verdiği şekilde ve kar edilen bir şey var ise bu Çertaş'ın kasasına giren bir bedel, hani biz her şeyi hazır ettik de işletemeyeceğiz, gelin kooperatif olarak siz işin ehlisiniz denmedi. İsterseniz İşin akışını hukuki mevzuatta meclisten sonra da ben tane tane kademe kademe size izah edeceğim. Size sadece cevaben yok. Yine farklı konularda konuşuyoruz Bulut Bey. Ben bugünden sonrası için konuşmuyorum. Ben o an ben bu yeri aldıktan sonra bir ihale usulüyle bir bu işin ehliyle yine yola yürüyebilirdim. Bunu da ihale usulüyle yaparsam bir para kasama girerdi. Ben bunu sorguluyorum. İkincisi bunun kontrolünü sizin dediğinizin üzerine size cevaben olsun. Yani konuyu kapatmak istedim ama devam ediyorsunuz. Bunun denetimi kim tarafından, kontrolleri kim tarafından yapılıyor? Çerkezköy şirketimiz tarafından, belediye şirketimiz tarafından mı, kooperatifin inisiyatifi tarafından mı? Bunlar da sorulması ve cevaplanması gereken konular. Bunlarla ilgili cevabınız varsa da sonradan tekrar verebilirsiniz, notlarınızı alabilirsiniz. Bugünden sonraki gelir gider hesaplarıyla ilgili zaten bir sorgumuz yok. Ben işleyişi, verilişi, yapılışı neden ihalesiz oldu? Para kazanılmadı. Geçiyorum. Arkadaşlar, Sayın Başkanımız faaliyet raporunu açıkladı. Faaliyet raporuna dönelim. Faaliyet raporunu açıkladı ama bizim de bir faaliyet raporumuz var. Biz de bunu real olarak, real faaliyet raporu olarak açıklayalım. Aslında başlıkları şöyle attık. Daha doğrusu Türkiye gündemine oturan güzel bir anımız var Çerkezköy ile ilgili. Her şeyi özetliyor. Vatandaş yazmış evlenirken arabasının arkasına, demiş ki sevdamız Çerkezköy yolları kadar uzun sürsün diye. Bunu bir espri mahiyetiyle açalım konuşmamızı. Biz de onun devamında şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki 2022 yılı tabii ki bir çalışma var, bir emek var, bir azim var, bir hedef var, bir mücadele var. Ama Çerkezköy'ün 2022 yılında en başından sonuna kadar 2022 yılı çamur, toz, toprak olarak geçmiştir. Faaliyet olarak geçmiştir. Bunu da hepimiz bizzat kendimiz yaşamışızdır. Ve bunun devamında Atatürk ve Öztürk caddelerimizde yürüyemez, engellisinden yaşlısına kaldırımından gezemez ve de yağmur çamur olduğunda evinden dışarı çıkamaz, esnafı iş yapamaz bir 2022 yılı faaliyet raporu gerçekleştirir Çerkezköy. Bunları neden eleştiriyorum? Tabii ki çalışma yaptık da böyle oldu diyeceksiniz ama bunların temelinde programsızlık yatıyor.
daha önceden programlansa, daha önceden ve etaplar halinde yapılsaydı bugün bunları belki konuşmuyor olurdum, belki söylemiyor olurdum. Ama bu programsızlığın devamında Çerkezköy'deki engellimizden yaşlımıza, kadınımızdan çocuğumuza, caddeden karşıdan karşıya geçemeyen herkese ve trafik kazası, kavgaların olduğu bir 2022 yılı faaliyeti gördük. Her ne olursa olsun yine de bu faaliyet raporu hazırlayan arkadaşlarımızın hepsinin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bunların devamında Sayın Başkan az önce asfalt çalışması, kaldırım çalışması, bordür çalışması dediniz. Bir de bunları söyleyeyim, ondan sonra da unutmadan tek tek geçin. Bazen unutabiliyoruz. Biraz uykum gelmişti. Şimdi aşılmaya başladım Sayın Başkan. Asfalt çalışması yapılıyor. Benim ofisimin önünden tutun bütün sokaklarda, bütün Çerkezköy'ün her sokağında oturan meclis üyelerimiz vardır. Ya ben hayatımda ilk defa Çerkezköy Belediyesi'nde görüyorum asfaltın üstüne asfalt çalışması yapıldığını. Asfalt üstüne asfalt, asfalt üstüne asfalt. Oturduğum mahalleden olduğum ofise kadar kaldırım kalmadı. Asfalt kaldırımın üzerinde hiç kontrol yok, hiç denetim yok. Giden paralara acıyorum, emeklerinize acıyorum. Verilen Çerkezköy'ün harcanan paralarına yazık günah diyorum. Çünkü bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama kontrol yapmazsanız, denetlemezseniz, ihalelere bu şekil çıkılıyorsa yazık günahtır diyorum. Ben size bunun gibi 50 tane sokak cadde gösteririm. Asfaltta kaldırım aynı kos seviyesine gelmiş. Kazılmadan asfalt atılıyor. Bu birincisi. Kaldırım çalışmaları. Az önce örnek cadde olarak dediğiniz Butçular Sokak'tan geçtim geçmiş dönemlerde. Vallahi billahi buradan yemin ederek söylüyorum, Ramazan'dayım. Yürüye yürüye Atatürk Caddesi'ne zor geldim. Sebebi de nedir? Yapılan kaldırımların hepsinde gölet oluşması. Artık zikzak çiziyorsunuz. Bu nedir? Bu kontrolsüzlüktür. Bu iş bilmemezlerle yol yürümektir. Bu denetimsizliktir. Bu işin ehline verilmemesidir. Bunlarda da kontrol edilmesini özellikle rica ediyorum. Çünkü yapılan kaldırımlardaki şu andaki döşenen taşlar bugünden pert olmuş vaziyette Sayın Başkan. Bu konularda defalarca size diğer meclis toplantılarında da söyledik. Kontrol mekanizmamızı devreye sokalım. Kontrol konusunda çok sıkıntılarımız var. Vur kaç yapılıyor? Hala da aynı kanıdayız. İnşallah bugünden sonra bunları biraz daha denetlersiniz Sayın Başkan. Her şeyi görecek bilecek değilsiniz. Ama bu ihaleye çıkan birimlerimiz, onlara da denetim komisyonunda geleceğim. Bu ihaleye çıkan birimlerimiz ve harcama yetkilileri, mühendislerimiz, mimarlarımız bu işleri daha tertipli, düzenli yapması gerekiyor. Bu harcanan paralar kimsenin babasının parası değil, yetimin, dulun, garip, fakir, fukaranın hakkı. O yüzden hepimiz vebal altındayız, hepimiz bunu kontrol etmek zorundayız. Biz buradan sadece söylem olarak söyleyebiliyoruz, uyarıyoruz. İnşallah dikkat alınır. Bordür çalışmalarıyla ilgili de zaten çok konuşmama gerek yok. Bu da aynı derecede. Bu çalışmaların bir bütün olarak söyleyeyim. Geçenlerde meclis konuşmamızda da köşemle ilgili, o konuya geçeyim. Köşemle ilgili bir çalışma olmuştu. Gökay Bey de meclis başkanıydı vekaleten. Köşem yapılmadan oraya bir VC konulmasını talep etmiştik. Az önceki görsellerde ve söyleminizde de duymadık. Çerkezköy Atatürk Caddesi ve Öztürk Caddesi'ndeki çalışmalarınızda da bunların eksikliği ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan arkadaşımız, istifa edip milletvekiline çıkan arkadaşımızın da bir önergesi vardı. Habib Bey'in de bir önergesi vardı. Bu önergenin de bu projeler yapılırken değerlendirileceği söylenildi ama değerlendirilmedi. Bugünden köşemle ilgili en azından şu an inşaat aşamasındayken yapılmasını tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Gençlik merkezi için bir şey söyleyeceğim Sayın Başkan. Geçmiş dönemlerde siz de biliyorsunuz Kızılpınar'a bir gençlik merkezi istemiştik bakanlığımız tarafından. Yanlışım yoksa o zaman şu andaki Trakyum dediğimiz yeri düğün salonu olarak yapacağınızı söylediğiniz için çalışmalar olduğu için vermemiştiniz. Bu yatırım da Çerkezköy'e kaymıştı. Kızılpınar'ımızın ihtiyacı var demiştik. Az önceki düğün salonu çalışmanızı gördüm sunumunuzdan. Tabii bunlar 2021, 20 ve 22 faaliyet raporlarında, stratejik planlarda %20, %30'lardaydı Yıldırım Beyazıt. Bazı aksaklıklar olmuş olabilir. Ben bunlara çok girmek istemiyorum. Ramazan'da çok uzatmak istemiyorum. Tek tek de saymak istemiyorum. Bazı eksikleriniz var, bazı fazlalarınız var. Yine de buradaki alanı vermediniz. Bugün düğün salonunu başka bir alanda planlamışsınız. Şayet bu alanla ilgili düğün salonu projenizi kaldırdıysanız, başka yerde çözdüyseniz buraya bir devlet yatırımı, bir gençlik merkezi gibi ya da herhangi bir şekilde bir devlet yardımı için
sizden burayı tekrar talep ediyorum diyerekten konuşmalarımı tamamlamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah 2023 yılı, şunu da söyleyeyim. Dün sabah köşem İnan Sokak'tan geçerken şunu düşündüm. En ufak bir tozda bütün arabalar, bütün evler toz toprak altında kalıyor. Şu ihaleye verdiğimiz firmalarda tamamlanması gereken işleri biri bir ucundan, biri bir ucundan, biri de bir sokakta çalışacağını bir planlama usulü tamamlaya tamamlaya gitseler çok memnun oluruz. En azından o tamamladıkları bölgenin tozunu toprağını yıkamasını yaparız da Çerkezköy tozlu topraklı bir bahar yaşamaz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben çok uzatmadan bir iki Adem Bey söylediğine cevap hem cevap hem de bilgi vermiş olayım. Şimdi zaten o Çağdaş tır işletmesiyle ilgili kısma hem ben cevap verdim bu ve cevap verdi. İlave yapayım. Bu şirketlerin tamamı Sayıştay denetimine tabidir zaten. Bilgi vermek mahiyetle söyledim. Şimdi tabii ki Çerkezköy Atatürk Öztürk Caddeleri'nde belediye meclisinde muhalefet olan AK Parti grubunun çalışmaları eleştirmesi kadar doğal bir şey yok. Çok doğal, çok normal. Bunu normal karşılıyorum. Ama bir dakika söylüyorum. Konuşmaya başlamadan. Başladım ama abi. Ben de size söz vermiştim, o yüzden istedim. Buyurun. Biz bir farkımız var. Siyasi olarak konuşmak istemiyorum ama espri olarak aldılar lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili mecliste Türkiye'nin göz önünde şunu söylemiş. Demiş ki dünyanın en güzel işini yapsanız biz yine size evet diyeceğiz. Halimiz yok demişsiniz ama Sayın Başkan şunu hatırlatalım. Bizim sizden farkımız iyi yaptığınız her şeye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Vallahi o cümleyi ben söylemiş olsaydım bu cümleni anlarım. Cümleyi de ben söylemedim. Beni de bunu kesin adam. Cümleyi söylemedim. Orta ben söylemedim. Şimdi şöyle devam edeyim. Biz 2021 yılının Ağustos ayında bu işe başlarken siz dediniz 2022 tozla, çamurla, toprakla geçti. Videolar ortada. Ben 2022 yılının sonunda bu işe başlarken vatandaşımıza çamur, toz ve toprak vaat ettim zaten. Bunu bilin. Dolayısıyla yaptığımız iş herhangi bir iş değil. Bunu muhtemelen siz de zaman zaman düşünüyorsunuz. Hatta bana zaman zaman bu altyapıya niye girdin? Yapmasaydına dair benim yakınımdaki onlarca arkadaşım bana bu noktada telkinde bulundular. Ben de ısrarla ve şiddetle bu altyapıyı yapacağız. Dolayısıyla 32 kilometre boruyu 3 kilometrelik alana döşemeye çalıştık. 32 kilometre boru 3 kilometrelik yol hattına döşendi. Yani 1 metre alanda yaklaşık 10 metre borudan bahsediyorum. 1 metre uzunluk alanında 10 metre boru döşemesinden bahsediyorum. Dolayısıyla bunu yaparken Çerkezköy'ün en merkezi alanında yaparken Çerkezköy'ün en işlek iki damarında yapmak tabii ki bu eleştirileri birinci adımı bu eleştirileri göğüslemekten geçiyor. Ben eleştirilerin tamamını göğüsleyerek bu işe başladım. Arkadaşlarımla beraber. O yüzden vaadimiz ortada. Biz 2022 yılına sadece toz, çamur ve toprak vaat ettik. Biliyorum vatandaşlarımız, esnafımız bu çileyi çekti. Biz de çektik. Belediyenin önünde ben her sabah işe geldiğimde Cumhuriyet Meydanı'nda etrafı kapalı alanda o stresi herhalde bu meclis salonunda da inanıyorum Çerkezköy'de en yoğun hisseden insanlardan bir tanesi benimdir. O yüzden ne yaptığımızı, ne derecede bir işin altına girdiğimizi bilerek başladık. Vatandaşımız bizi eleştirdi mi? Evet eleştirdi. Vatandaşımız bize kızdı mı, sinirlendi mi? Evet sinirlendi. Evine giremedi. Önüne beton dökmüşüz, evinden çıkamadık. Ama bunları yaşadık. O yüzden kolay bir iş değildi. Biz bu eleştirileri bilerek, vatandaşımızın sağduyusuna inanarak, en temel, en önemli bakış açımız bu. Vatandaşın sağduyusuna inanarak biz bu yola çıktık ve işi bugün bitirme safhasına kadar getirdik. Dolayısıyla tabii ki bu alanlarla ilgili eleştirilerimizi, vatandaşlarımızın yaptığı eleştiriler gibi tabii kabul ediyorum. İşin kolaylığını, işin zorluğunu, işin ağırlığının ne olduğunu bilen birisiyim. O yüzden çok da fazla buralara girmeyeceğim. Bu konuları da böyle geçmiş olayım. Tuvaletlerle ilgili Habib Bey, Koray Bey ile beraber de bir öneri vermişti.
Otoparkın üzerine bir tuvalet koyduk biliyorsunuz. Açılmadı, daha yakında açılacak. Osmanlı Camii'nin tuvaletlerini revize ettik. Çok da güzel oldu. Öztürk Caddesi'nde nereye koyarıza dair projede yer bulamadık. Yine bulursak koyabiliriz. Ama şu anda bir konumlanmış yerimiz yok. Yine belki camiyle belki görüş veririz. O tuvaletleri yeniden elden geçiririz, onlara bakarız. Zümrüt Camii'nin o tuvalet alanı müsait. Hayır bana. Başkanım, yanılmazsam kapalı otoparkını oraya düşünüyordunuz. Koyduk abi. Koyduk da açmadık abi. Ben Öztürk'ten bahsediyorum. Durum bu. Ya çok ortaya bunu yapmayacağız. Ama yine işte caminin tuvaletlerini revize eder miyiz de bakacağım. Gençlik Merkezi ile ilgili biz bu başlangıç noktamız Osmanlı Caddesi'ndeki alandı, park yapacağımız alandı, düğün salonu yapacağımız. Sonra yerini değiştirdik, eski halı sahanı olduğu yere koyduk. Trakyum alanı ile ilgili buranın bir mahkemelik süreci olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Bir mahkemelik süreci var, hala devam ediyor. O yüzden Gençlik Merkezi ile ilgili Çerkezköy Belediyesi'nin önerdiği yerde var. Şu anda hiç durmadan Gençlik Merkezi Kızılpınar'da yapabiliriz. Kızılpınar'da bakın biraz önce futbol sahası gösterdik. Futbol sahasının hemen arkasındaki 4250 metrelik yer hem hazine alanı hem de Çerkez Köprüsü fiilen alayı Kızılpınar Belediyesi'nden kalma olarak hala kullanabiliyor. Hemen boşaltmaya hazırız diye ben yazıyı da yazdım Milli Emlak'a o dönemde. Dolayısıyla benim bildiğim, benim gördüğüm Kızılpınar'ın, bu büyüyen Kızılpınar'ın o alanında da bu Gençlik Merkezi'nin yapılmasının bir manisi yok, tekrar söylüyorum. Şu an hemen aklıma geldi diye söylüyorum. Ama Trakya'yla ilgili tasarrufun durumu budur deyip konuyu kapatayım. Teşekkür ederim. Başkanım, ben çok kısa söyleyeyim. İyisiyle kötüsüyle biz 4 yıldır mesai yapıyoruz. Adem Bey'le de karşılıklı bazen birbirimize hem nazire yapıyoruz hem şakalaşıyoruz. Ama ben Adem Bey'in karamsarlığına yönelik sadece bir şey söyleyeceğim. Biz size söz veriyoruz. Yine baharlar gelecek yani. Mart'ın sonu bahar oluyor. Sizin için rahat olsun. Tozlu topraklı Çerkezköy baharlar bekleniyor. Biz de bunu umut ediyoruz. İnşallah başarırsınız. Biraz zor başaracak gibi gözükse de inanıyoruz en azından. Neyse ben bir şey söylemiyorum başkanım. Uzamasın diye. Evet, başka söz alacak arkadaşım yoksa Çerkezköy Belediye Başkanlığı'nın oradan devam edeceğiz denetime. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiş. Tabii ki. Sayın Başkan Adem Bey kabul edildi sadece. Herkes kabul edildi. Evet. Ben gördüm. Ben gördüğümü söylüyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel kaldın mı? Hayırlı olsun. Uykum var. İşim olsa da. Tekrar o zaman. Çerkezköy Belediye Başkanlığı'nın 2000... Sayın Başkan. Buyurun. Siz vaat ettiğiniz... Sayın Başkan vaat ettiğiniz... Ben dediniz ya 2022 çöp çamur, yağmur dediniz ya, siz neden kabul ediyorsunuz? Madem vaat ettiniz, bu yıl böyle geçtiyse siz de bizim tarafımıza geçin. Yok, o kadar değil. Biz vaat ettik, çalışmayı yaptık. Evet, değerli arkadaşlar, Çerkezköy Belediye Başkanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edin. Değerli arkadaşlar, oturumumuza 5 dakika ara veriyoruz. Thank you.
Karartmaz, Mehmet Hanif Karataş, Hüseyin Karaca, Yıldırım Özkul. Giriş. 138 adet harcama klasörü, 1 adet avans dosyası, 1 adet avans mahsul dosyası, 17 adet reddiyat dosyası, 37 adet gelir dosyası, 30 adet 4734 sayı ihale kanunu, 53 adet 2880 sayı ihale kanuna göre ihale dosyası komisyonumuzu incelenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden teslim alınmıştır. Performans programı çalışmaları. 2022 yılı Çerkezköy Belediyesi'nin performans programı hazırladı ve meclis kararıyla kabul edildiği incelenmiştir. 2022 yılı bütçe çalışmaları. Çerkezköy Belediyesi 2022 yılı ve 2022 yılın bütçe tasarısı 2020 ila 2024 yılları stratejik plan ve 2022 yılı mali yıl idari performans programı ve mali idareler bütçe muhasebetine uygun olarak yapıldığı görülmüştür. Çerkezköy Belediyesi'nin 2022 yılı mali yılı ve 2022 yılı bütçeleri incelenerek 5212 sayılı kanunun 25. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi onayına gönderildi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanan ilçe belediyeleri onaylı bütçe suretleri ilgili belediyelere gönderildiği görülmüştür. Muhasebe iş ve işlemleri 27 Mayıs 2016 tarihi ve 29.724 sayılı mükerrer resmi gazete yayınlanan Mali İdareler Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin devam ettiği anlaşılmıştır. 22D alımları 2000 komisyonumuzca yapılan incelemede her ne kadar doğrudan temin tahmini bütçe oranı %23.58 olarak gerçekleşmişse de gerçekleşen bütçe gideri oranı %12.89'dur. Bununla beraber 880 tane doğrudan temin alımının belli başlı gerçek ve tüzel kişilerden alındığı ve şeffaflık ve rekabetten uzak olduğu anlaşılmıştır. Belli başlı tüzel kişilere ihale 22D şeklinde iş yaptırıldığı tespit edilmiştir. Taşınır ve taşınmazlar. Taşınır ve taşınmaz kayıt altına alındığı mizan raporuna yansıtıldığı görülmüştür. Tarifeler 2022 yılı içinde sunulan hizmetleri ve verilen belgeler karşılığında alınan ücretlere ilişkin tarifeler belediye meclisince karar alındığı ve uygulamaya başlandığı incelenmiştir. Tahsilat işlemleri 2022 mali yılı tahsilat denetim raporu kısaca aşağıdaki gibi olup detayları dosya halinde ekte sunulmuştur. Aylık cetveller 2006 tarih ve 26.104 sayılı resmi gazete yayınlanan Mali İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre aylık cetvelerin sayı 2000 ile sayıştaya gönderildiği anlaşılmıştır. Kesin hesaplar Mali İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 40. maddesine istinaden Nisan ayında incimene Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi'ne görüşmek üzere hazırlandığı görülmüştür. 2022 yıl bilançosunun 2022 yılı bilançosunun denk olduğu görülmüştür. 2022 yılı mizanın denk olduğu görülmüştür. Değerlendirme ve öneriler. Yaptığımız çalışmalar ve müdürlüklerle ilgili yapılan görüşmeler neticesinde aşağıda belirtilen tespitler yapılmıştır. 1. Muhasebe kapsamında mali nitelikli işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetleyerek rapor haline getirilmesine herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. 2. İncelenen dosyaların belge ve taktara usule uygun yapıldığı görülmüştür. 3. Ödenek aktarımların usule uygun yapıldığı görülmüştür. 4. 2886 ve 3194 sayılı 17. maddesi kapsamında yapılan satış, kiralama ve işlerin mevzuata uygun yapıldığı görülmüştür. 5. 2022 yılında resmi kurumlar SGK maliye tarafından tahkik ettirilen vergi resmi barç ve bugün ödemeler vade tarihinde düzenli olarak ödendiği görülmüştür. 6. 4734 sayılı yasa kapsamında hizmet alımı, mal alımı, yapım işleri ait ihale dosyalarının komisyonumuzca incelenmesi yapılmış olup kanun usulü ve esaslara uygun olduğu görülmüştür. 7. 22D tablosundan da görüldüğü gibi bazı birim müdürlüklerinin 4704 sayılı kanuna aykırı ederek %10 limitini aşıldığı, bundan böyle %10 limitini aşılmamasına dikkat edilmelidir. 8. Yapılan harcamaların ilgili bütçe tertibinden yapılmış oldukları görülmüştür. 9. Giderlere ait dosyaların incelenmesinde harcamayı yapan birim tarafından tanzim edilen müzekkere talep yazıları mevcut olduğu
harcamaya konut patronun düzenli bir şekilde dosyalarda bulunduğu görülmüştür. Memur işçi maaş ödemelerinin 2 gün öncesinden ilgili bankaya şubelerine yatırıldığı görülmüştür. Hizmet haklarının düzenli olarak bankaların hesaplara aktarıldığı görülmüştür. Engellere yapılmakta olan aylık ödemelerin yapıldığı görülmüştür. Doğrudan temin yoluyla yapılan işlerde genelde belli firmalara çalıştığı tespit edilmiştir. Çalışılan firma sayısının artırılması önerilmiştir. Doğrudan teminlerde %10 oranının korunması konusunda birim yetkililerin gerekli uyarılarında bulunmuştur. Personel giderlerin bütçenin %30 oranında altında kaldığı görülmüştür. Muhtaç kişiye yapılan nakdi yardım vesaire bu yardımların imza karşılığı bizzat hak sahiplerine ödendiği tespit edilmiştir. Belediye başkanlığıca yapılan 22 D alımlarında yeterli katılım sağlanmadığından ilanın ve duyurunun geniş çaplı yapılması gerekirse internet ortamında ilgili firmaların mali adreslerinin mail adreslerinin bunlara yeterli katılımının sağlanması, ilan ve duyuruların geniş çaplı yapılması şeffaflık yönetimi ilke esasına uygun uyulması tavsiye kararımızdır. Aciliyet arz eden mal ve hizmet alımları doğrudan temin yoluyla yapılması önerimizdir. Ama yapım işlerinde ihale edilerek rekabet ortamının oluşturulup kamunun kazancı sağlanıp ilgili birim müdürlüğünce tavsiye kararımızdır. Meydan düzenleme ihalesi Atatürk Öztürk Caddesi kentsel öpey izas projesi gibi önemli projeler ilçemiz genelinde tasarım ve fikir yarışması projeleri düzenlenerek daha nitelikli projelerin üretilmesi kentsel şehircilik anlamında daha yararlı olacağı ilgili müdür müdürlüklerine tavsiye kararımızdır. 7-17-17-18-23-25-26. Maddeye Beytullah Coşkun, Serdar Ülmez, Mehmet Hanefi Karataş, 4.704 sayılı kamu ihale kanunu ve temsil alama yönetmeliğine göre ve diğer kanunlara göre böyle bir zorunluluk olmadığından katılmamışlardır. 7-17-18-23-25-26. Madde Hüseyin Karayış ve Yıldırım Özkul'un tespitidir. Sonuç hesap iş ve işlemler tarafından denetimi sonucunda 3 örnek olarak düzenlenen bu denetim raporu örneği Meclis Başkanlığı, bir örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne, bir örneği de komisyonumuzda bırakılmıştır. Evet, denetim komisyonu hakkında söz almak isteyen komisyon başkanı veya diğer üye arkadaşımız Yıldırım Bey'in olur. Önce Yıldırım Bey siz buyurun, sonra Beytullah Bey dinleyelim. Sonra konuşacak varsınız dinleyelim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerim. Aslında söylemek istediklerimizi Mustafa Bey bu işin adına özellikle söyledi. Bizim daha çok üzerinde durduğumuz konu doğrudan temin konusuydu. Doğrudan temin konusu aslında aciliyet arz etmeyen durumlar haricindeki işlemlerde önceden öngörüler yapılarak parça parça olarak doğrudan temin şeklinde değil de ihaleye çıkılarak hem rekabet ortamının oluşturulması hem daha çok isteklinin katılımını sağlayarak kamunun bu noktada kâra geçmesi, daha az maliyetle mal etmesi sağlanabilir. İkinci bir konu olarak da hani benim mesleğimle alakalı bir şey. Bu tür mesela biz yakın zamanda meydan düzenlemesi, işte Atatürk Caddesi ve Öztürk Caddesi kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin ihalelerini yaptık. Yapımı da devam etmektedir. Çok daha önce bu konular tartışıldı, bu konularla alakalı. Aslında bu tür projeleri idareler şöyle yapıyor başkanım. Yarışma projeleri düzenliyorlar. Bu tür projelerde daha kapsamlı, daha özgün fikirler ortaya çıkıyor. Hatta bu yapılan projeler içerisinde birkaç tanesini seçerek çeşitli platformlarda oylamaya da sunuyorlar. Esnafın da bu konuda katılımını sağlıyorlar. Ve bunun içerisinde en iyi olan proje seçilip alana uygulanır. Hani bu şu anda uygulanmakta olan proje kötüdür ya da iyidir anlamında söylemiyorum. Sizin de bir sloganınız var mesela, Şerkezköy birlikte yönetiyoruz. Aslında bu böyle yapılmış olsaydı tam da yerine otururdu ve güzel bir çalışma olurdu. Bunun dışında zaten Mustafa Bey saydı. Bu sadece şunu söylemek istiyorum. Denetim süresi boyunca gerçekten bizlere her türlü bilgi ve belge eksiksiz, düzenli ve güzel bir şekilde sunan Mali Hizmetler Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, abi. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Öncelikle 2022 yılında Çerkezköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu
ihaleler dahil, ihale dosyalarımız dahil, doğrudan temin dosyaları dahil, tamamını biz yaklaşık 45 günlük bir süre içerisinde, iş günü içerisinde denetleme, görme fırsatı bulduk. Bize bu alanda, bu zamanda çalışırken gerekli desteği veren önceki muhasebe müdürüm Sayın Mustafa Gümüş ve ekibine teşekkür ederiz. Bizi hem aydınlattılar hem de kolay bir ortamda çalışma ortamı bulduk. Ayrıca muhalefet arkadaşlarımız da bizlerle uyum içerisinde çalıştık. Birlikte birçok konuya hem vakıf olduk hem de birebir görerek bugün 2022 yılında zaten biz bir belediye olarak teftişten geçmiştik. Müfettiş olarak geçtiğimizi biliyorum. Yani orada da zaten birçok alanda olduğu gibi rahatlıkla her şey tertemiz ve kanuna uygun şekilde yapıldığı görüldü. Zaten 2022 yılında Çerkezköy Belediyesi'nin ne kadar çok çalıştığını ve ne kadar bir dosya düzenlemesiyle ve evrakla ortaya çıktığını hepimiz gördük. Doğrudan teminlerde mecburi olmamasına, kanun içerisinde buna yer olmamasına rağmen bütün dosyalarda en az 3 firmadan teklif alınarak yapıldığını da bizzat gördük. Bunun üzerine çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü rakamlar genelde ihale usulü yapmış olduğunu yekinen görmüş olduk. Ve %12 gibi harika bir rakamı tutturularak o 22 değerinin çok da yüksek olmadığını hep beraber bizzat yerinde inceleyerek görmüş olduk. Biz bu arada aramıza yeni katılan iki meclis üyesi arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum onlara da. Aramızdan ayrılan diğer arkadaşlara da başarılar diyorum. Allah gönlüne göre versin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkan, grup adına söz almak istiyorum. Tabii, buyurun. Evet, onu unuttuk. Sayın abi, doğru söylüyorsunuz. Bunu yazdık başkan bir kenara. Bunu unuttuk hakikaten. Doğru söylüyorsunuz abi. Koray Bey'den boşalan Çerkezköy Büyükşehir Meclisi'nden Adem arkadaşımızla devam edeceğiz. Ona da başarı diliyorum. Bir mecliste görüşüyorduk. Artık iki mecliste görüşeceğiz. Çerkezköy'ün haklarını, hukuklarını artık gür sesli orada ya, savunacağız arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun, teşekkürler tüm arkadaşlara. Şimdi devletim, ilk öncelikle şunu söyleyeyim Sayın Başkan, biz meclis sonları bakıyoruz ses kayıtlarına. Yani maşallah buranın sesi ya da burada söz alanların sesi gür, bizim oranın sesi kısık. Ya bilinçli bir operasyon mu var Sayın Başkan? Bu konuda farkında mısınız, değil misiniz? Dördüncü yıl söyleyeceğim. Artık söyleyeyim yani. Eğer böyle bir şey varsa da sizden öğrenmiş olabiliriz. Muhalefetin sesini kısmakla ilgili. Ama biz de öyle bir teknik aksaklık diyelim. Bilmiyorum yani bu aksaklıkla ilgili bir çalışma yaparsanız seviniriz gerçekten. Buradakilerle ilgili yok zaten. Buradakilerle ilgili var. Tamam. Ses, burada da zaten söz vermiyorsunuz, ses çıkmıyor. Şöyle herhalde... Canlı yayınlardan bahsediyorsak... Evet, evet Sayın Başkan. Mikrofondan olabilir. Ondandır yani. Çabuk bilmiyorum, ben biraz sanki bilinçli bir şey varmış yok, gibi yok. Sezmeye başladım. Şu an buradayım, belki buradan gür çıkıyor olabilir. Sayın arkadaşlar, denetim komisyonu başkanımıza öncelikle bana güzel pas attığı için teşekkür ediyorum. Oradan başlayayım istedim. Ondan sonra müdürlüklerimizin hepsine teşekkür edeceğiz, eleştireceğiz, hataları söyleyeceğiz inşallah. Ne kadar çok çalıştığımızı gördük. Evet gördüm. 880 adet doğrudan temin dosyası yapıldığını gördüm Beytullah Bey. Yani bu cümleyi neye göre kullanıyorsunuz? El vicdan diyorum. Günlük birimlerimiz oturmuş her gün 2 tane 365 günümüz var. Yani çarptım 2 ile herhalde her gün 3 dosya yapılmış ve doğrudan teminle yapılmış, 22 değerle yapılmış. O yüzden bana pas attığınız için teşekkür ediyorum. Bütçenin oranlarını da söyleyeceğim. Onu da şimdi geliyorum. Size ona da cevap vereyim. Genelde ihale usulüyle demiştiniz. Kaç dosyaya baktınız Beytullah Bey ihale dosyası? 880 doğrudan temin olan yerde 30 tane dosya var ihale dosyası. Lütfen kesmeyin sonra cevap verirsiniz. Buyurun, evet Sayın Başkan.
Yani bu konularda bana pas attığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Yani arkadaşlar Çerkezköy Belediyesi'nin 880 tane doğrudan demin temin dosyası var. 30 tane ihale dosyası var. Yani 4 yıldır söyleye söyleye dilimize tüy bitti. Meclislere önerge vererek dilimize tüy bitti. Ama Çerkezköy Belediye'mizin bir doğrudan temin hastalığı devam ediyor, gidiyor. Bu ne demek? Bunun açılımı şu demek. Bunun açılımı Çerkezköy Belediyesi'nin kasasına zarar demek arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Çünkü Çerkezköy Belediyesi'nin kasasına doğrudan teminle zarar veriliyor. Bu hastalıktan lütfen vazgeçilsin. Artık söylemekten biz usandık. Siz devam etmekten usanmadınız. Kanuna aykırılıktan bahsetmişken hemen söyleyeyim. En sona bırakmıştım. Tahmini bütçeye oranı %23.58. Kanun... Bitirim. Nedim Bey. Müdahale etmeyelim. Tahmini Buyurun. Bütçe dedim. Bak altını çizerek söyleyeyim. Tahmini bütçe. Ben de komisyon raporlarından okuyorum. Nedim Bey. Tahmini bütçe oranı %23.58. Gerçekleşen bütçe oranı %12.98. 4736 sayılı kanun olması lazım. Yanlışım yoksa bu kanuna aykırı olmuş mu olmamış mı? Bunu da komisyon başkanına ithafen yine söylüyorum. Kanuna aykırı hareket edilmiş. Bunu da bilmiyorsanız öğrenin. Buradan devam ediyorum sayın arkadaşlar. Gelir bütçesiyle başlamak istiyorum. Gelir bütçesinde bazı sorularım var sayın başkanım. Bağış alınmış 29.626.000. Bunu bir öğrenebilir miyiz? Ben ilk defa görüyorum. Bu bağış nereden geldi? Bağış değil, ortak protokolü yaptık diye izah etmişti mi meydan düzenlemesine? Evet. Herhalde muhasebe kaydında bağış diye geçmiş. İhaleyi Çerkezköy Belediyesi yaptı. %90'lık finansmanını faaliyet raporunda anlattım hatırlıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi verdi, o bedeldir o. Ben de öyle düşünmüştüm ama Sayın Başkan burada bir çelişki var. O da şudur. Az önce de siz söylediniz faaliyet raporunda. Dediniz ki meydan düzenlemesinin %90'ını Büyükşehir Belediye'miz finanse etti, %10'unu biz finanse ettik. Doğru. Şayet %90'ını finanse ettiyse bu bağış olarak %90'ı rakamını karşılıyor mu bu gelen rakam? Ben burada çelişkiye düştüğüm için soruyorum. Bence karşılamıyor. 2023'e sarkmıştır. Karşılamıştır. Olabilir. Yani biz daha parayı tahsil etmemişiz Büyükşehir'den dediğimiz ettik, olmuş. Ettik. Bizim kimse de paramız kalmadı. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Ben sizin eksik kaldığınız yerde oradan isterim Sayın Başkanım. Hiç merak etmeyin. Etmeyin. O konuda gönlünüz ferah olsun. Peki. Ben bunu merak ettiğim için sormuştum. Gelir bütçesinde merkezi idareden gelen paraları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Çerkezköy Belediyesi'ni ben her zaman söylüyorum, biraz ticari fikirlerle yürüterekten kasasına para kazandırmamız lazım. Bunu kim olursa olsun, geçmiş dönem, gelecek dönem ve bugün mevcut idarenin ve yöneticilerin. Benim hayalim şudur, proje geliştirip bugün Halk Ekmek AŞ gibi, Çertaş gibi, farklı inşaat grupları gibi, İstanbul'da örneği var, Kiptaş gibi, farklı modellerle Süleymanpaşa'daki Mutlu Kent AŞ gibi vesaire şirketler grup Çerkezköy Belediyesi'nin kasasına para kazandırmamız lazım. Bunu neden söylüyorum? Bugünkü denetim komisyonunun raporlarına baktığımda görüyorum ki Çerkezköy Belediyesi gelir gelecek, devlet para verecek ve finanse edilerek yatırım yapılacak. Arkadaşlar doğru bir gidişat değil. Bu işin içine biraz da kar marjı ticari fikirler. Mesela meydan altı otoparkı yapılırken demiştik ki meydan altı otoparkını yapamıyoruz isek bile en azından birkaç çarşı yapalım. Proje değiştirelim, ihale yapalım, Çerkezköy Belediyesi'ne iştiraktan gelir gelsin. Bu fikri de söylemiştik ama tabii söylüyoruz. Harici cevap alamıyoruz. Sayın Başkan, gelir bütçesinde merkezi idareden gelen rakamları paylaşırken şöyle hemen rakamları söyleyeyim. Yanlışım yoksa muhasebe müdürümüz de, mali işler müdürümüz de bunları cevaplayabilir. Merkezi idareden gelen bir 152 milyon küsuratlı, 152 milyon 343 milyar para gelmiş. Doğrudur. Eski parayla 152 trilyon gerçekleşen bütçede bir para gelmiş. Bir de 28.86 milyon bir yatırım, proje yardımı parası gelmiş. Doğru mudur müdürüm? Doğrudur. Yani bunları üst üste koyduğumuzda 190 milyon merkezi... O 29 büyükşehirden gelen. Değil mi? Proje yardım. Büyükşehir'den. Bu ilk söylediğiniz rakamla o rakam aynı. Doğru mudur diye sordum. Aynı olarak. Aynı olarak. Büyükşehir'den gelmiş. Hı.
Teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu nereden gelmiş? Merkezi idareden gelmiş arkadaşlar. Yani bizim gerçekleşen bütçemiz 458 trilyon yanlışım yoksa gider bütçemiz var. 458 trilyonun 152 trilyonu merkezi idareden 1/3 mi yapıyor? 1/3 ve Tekirdağ'dan gelen rakamlarımız var Büyükşehir'den. Onun haricinde zaten üst üste alt alta topladığınız zaman Çerkezköy Belediyesi'nin tüm hepsini burada görüyorum. Sadece vergilerden gelirleri olduğu. Harici bir geliri var. Onu da gelmişken hemen söyleyeyim. Neymiş o? Kira gelirleri. Yani kaç tane yerden kira alıyoruz bilmiyorum ama geçen sene de bunu söylemiştim. Kira gelirleri tahsilat oranımız maalesef bir %50'yi göremedik. Yine kalmış %43'te. Tek gelirimiz olan kalem ve bu da %43'te kalıyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bunu da paylaşayım. Gelirlerle ilgili bunları paylaştıktan sonra gider bütçesine geçeceğim inşallah. Gelir bütçemiz böyle. Yani kesinleşmiş bütçemiz 458 trilyonun 1/3 merkez idareden, 1/10 Büyükşehir'den, geri kalan da Çerkezköy'deki vergilerden. Yani bir gelirimiz yok. Bunu gerçekten üzülerek söylüyorum. Yani aktif bir ticaret yapan bir insan olarak Çerkezköy'ün isminin ya da Çerkezköy'ün konumunun farkına varmadan bir yönetim tarzıyla yürüyoruz. Bana göre burada bu kadar sanayinin olduğu yerde, bu kadar iş dünyasının ve iş insanının olduğu yerde, başkanı da burada övüyorum, bu kadar genç bir başkanın bunlara akıl edememesine de şaşıyorum. Bir de eleştirmiş olayım. Buradan gider bütçesine geçeyim arkadaşlar. Gider bütçesiyle ilgili de başkanım önümde bir tablo var. Ben bu arada gider bütçesine geçmeden not almışım unutmuşum onu da söyleyeyim. Arkadaşlar az önceki verdiğim rakamların devamı varmış. Kamulaştırmadan geçen yıl gelen para 39 milyon. Bunu da bilin, hani soruyorduk arkadaşlar hatırlarsanız AK Parti grubu olarak bu kamulaştırma paraları nerede diye. 39 milyon para gelmiş, bunu da görmüş olduk. Üstüne ekleyerek gidebiliriz o 150 trilyonun üzerine ekleyerek. Peki hisse satışlarından ne kadar para gelmiş? 37 trilyon. Yani milyon, eski parayla trilyon. 37 doğrudan gelmiş, geriye kalan sadece Çerkezköy'ün gelir. Bunları da üstüne koyalım lütfen bu 458 milyonun içerisine. Kira gelirlerini söyledik zaten. Bir de 18 milyonluk inşaat harcı gördüm bu gelir bütçesinde. Sayın Başkan, daha önce de söyledik Çağlayan Sokak civarı, gerek Kipa bölgesi, gerekse muhtelif yerlerdeki mahalle ve sokaklarımız, Kızılpınar ve Veliköy. Demiştim ki yani bu kadar inşaat ruhsatı harcı ödüyor müteahhit ama bir yol götürmüyoruz, yazıktır. Ve bugün gördüm ki 18 trilyonluk bir harç kalemi almışız, harçlardan para almışız. Bu diğer harç kalemleri hariç gördüğüm, harç parası olarak gördüğüm rakam. Diğerlerin içerisinde ne kadar vardır? Mali Hizmetler Müdürümüz cevaplayabilir. Ama bu rakamı almışız ama bu müteahhitlerin yolunu yapmamışız. Ne yazık ki. Yani sizlerden ricam bu iş yapan insanları da biraz düşünmeniz. İnsanlar proje yapıyor, yağmurda, çamurda yolunu açılmadığımız projelerimiz var. Bunlara da bir el atalım. Bu harçları alırken güzel ama bunlara da geri elektrik su olarak dönsün istiyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. Buradan gider bütçesine geçeyim arkadaşlar. Gider bütçesindeki rakamları ben konuşmadan önce şurada gördüğüm bir rakam var. Dikkatimi çekti. Şimdi Fen İşleri Müdürlüğümüzün 66 milyon sonrasında 17 milyon bir eklenen bütçesi var. Sonra 54 milyon düşünmüş, başka birimlere aktarılmış. Ya benim bildiğim belediyelerde bütün altyapı, üst yapı işleri Fen İşlerinde döner. Ama bizde tam tersi, hepsi makine ikmalde dönüyor. Yani bu Fen İşleri artık ne işe yarıyor? Ya da bu bütçe verilmiş, neden aktarılmış makine ikmali? Fen İşleri üzerinden ihaleler yapılabilir. Gerekçesi nedir? Bunu merak ettiğim için soruyorum. İkincisi park bahçelerle ilgili. Park bahçelerin de 23 milyon düşünmüş, başka birimlere aktarılmış. Yani verilen 43 milyon bir bütçe, gerçekleşeni 21 milyon. Bunu da merak ettiğim için sorma gereği duydum. Temizlik işlerini geçiyorum. Gençlik Spor Müdürlüğümüzde de hakeza bu rakamlar mevcut aynı şekilde. Makine ikmalde
bütün işlerin yapıldığını görüyoruz. Doğrudan temin dosyalarında da onu gördük. Gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan yola çıkarak doğrudan temin oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar biraz zamanınızı alıyorum ama hakkınızı helal edin. Bunu da nerede görmüştük? Birimlerin doğrudan temin oranları. Evet. Bazı müdürlükleri söyleyeceğim. Bunu söylerken de bu arkadaşlarımıza da uyarım ayetinde olsun. Kim olursa olsun bensem de bu meclise geliyorsam, çoluğumdan çocuğumdan zamanımı ayırıyorsam, vatandaşa hizmet etme yolunda mücadele veriyorsak, bu başkan dahil olmak üzere ve başkanın yanındaki bizler olmak üzere, bu müdürlükler de lütfen işlerini yapsınlar. Bu müdürlükler de harcamalara dikkat etsinler. Kimse babasının parasını harcamıyor arkadaşlar. Kaçtır denetimde söylüyorum ama bu müdürlüklerle ilgili biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum ve rica ediyorum buradan. Çünkü toplam bütçe oranı iklim müdürlüğümüzün, iklim değişikliği müdürlüğümüzün %58. Kültür İşleri Müdürlüğümüzün %48, bütçesinin %48'i doğrudan temin. Arkadaşlar bu rakamlar bu rakamlar. Devam ediyorum. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün %28'i, bütçenin %28'i doğrudan teminle yapılmış. Makine ikmalin %17'si, basın yayının %80'i. Gençlik Müdürlüğümüz %44, Sosyal İşler Müdürlüğümüz %58, Veteriner Müdürlüğümüz %71, Özel Kalem Müdürlüğümüz %70, Bilgi İşlem Müdürlüğümüz %54. Ya arkadaşlar şu rakamlara bakınca, yani az önceki söylemlerinde ne kadar haklı olduğumu umarım siz de bana katılırsınız. Çünkü bu birim ve müdürlükler öngörülebilir bütün işleri doğrudan teminle yapmışlar. Kanun ne diyor? Kanun şunu diyor. Kanun diyor ki doğrudan temin demek öngörülemez işler. Doğrudan temin temsilli ağırlamalar, harici acil ihtiyaç ve giderler. Ama maşallah bizim müdürlüklerimizin harcama yetkilileri ve belediyemiz totalinde de katarak %58, %70 ve %80 gibi rakamları bütçelerin doğrudan teminle işleri görüyorlar. Ben çok merak ediyorum bu birimlerimiz başka ne iş yapıyor? Sadece doğrudan temin ihalesi düzenliyor demek ki akşamdan sabaha kadar ya da teklif alıyor. Bunu inşallah millet olur bir kenara yazar arkadaşlarımız. Yani arkadaşlarımıza kusura bakmasın, acı konuşuyoruz diye de gönül koymasın. Ben bunları tamamen Çerkezköy'ün bütçesi için konuşuyorum arkadaşlar. Bir lira menfaatimiz, çıkarımız yok. Buraya seçildiysek bunları takip etmek için seçildik. O yüzden hepinizden ricam bunlara dikkat edelim. Bazı kalem müdürlüklerle ilgili de fahiş bir fiyatlama gördüm. Tabii az önce izlerken buraya notum almıştım. Özel Kalem Müdürlüğü'nün bebek evde ziyaretleri, hoş geldin bebek ziyaretleri vardı. Bunu başkan cevaplarsa sevinirim, yoksa eleştireceğim. Özel kalem giderlerinin 2 trilyon 739 milyon. Bunun 1 milyonu personel gideri, gerisi özel kalem müdürlüğümüzün gideri. Şayet bu hoş geldin bebek kampanyaları doğrudan temin dosyalarının içerisine giremediğim için eğer içerisindeyse eleştirmeyeceğim ama içinde değilse bu rakamın çok uçuk olduğunu söyleyeceğim. Buna cevap da verebilirsiniz, öyle de devam edebilirim ya da not alabilirsiniz Sayın Başkan. Bitir lütfen. Temsil töreni ağırlama giderleri 4 milyon 436 bin lira. Yani az önce de bahsettim, temsil ağırlama giderleri öngöremediğiniz işlerdir. Ama çok büyük bir rakam, 4 milyon 436 bin lira benim dikkatimi çekti. Az önce basın yayın giderleri müdürlüğümüzle ilgili söylemiştim, %80. 1 milyon 540 bin liralık bir harcama yapmışlar. Bunun %80'ini doğrudan teminle yapmışlar. Bu arkadaşlarımıza da buradan uyarmış olalım. Özel malzeme alımlarıyla ilgili bir şeyler dikkatimi çekti. 15 milyon artı 24 milyon adlandırılmamış. Ben baktığımda gelir gider cetveline. Bunlar neler? Bunları da merak ettim Sayın Başkan. Özel malzeme alımlarındaki kastımız nedir? 24 artı 15 dediğimizde 40 milyon bir bütçe gideri gördüm. Bundan yola çıkarak Sayın Başkan, geçmişte de söylemiştim, Çerkezköy Belediye'mizin bazı hastalıklarından bir kalemi de şu,
bölgemizdeki esnafları çeşitlendirmek adına, menfaatlenmesin adına ya da bölgemizdeki esnaflardan ticaret yapmak adına bazı il dışı firmalarla çalışma gereği duyuyoruz. Belki bazen gerekli olabilir ama benim buradaki acizane tavsiyem şudur. Bir tane lastikçiyle çalışmayalım. Çerkezköy'de kaç tane lastikçi varsa zaman zaman o iş kollarına da onlara da doğrudan temin ihtiyacımız olduğunda verelim. Vereceksek şeffaflık açısından doğrudan temine baştan aşağı karşıyım. Bu tanınmış kanun çerçevesinde de bana göre yerel yönetimlere çok fazla bir bütçe tanınıyor. Ben buna kim olursa olsun kendi özgür irademle karşı olduğumu belirtmek istiyorum. Bunun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilgisayar alımları, lastik alımları, erzak alımları, yemek alımları, çiçek alımları, endüstriyel malzeme alımları gibi birkaç kalem ve daha içinde doldurabileceğim bir dünya kalem yaklaşık 3-4 yıldır aynı firmalarla. Hele bir tane dikkatimi çeken organizasyon firmamız var. Maşallahı var, durmadan şirket kuruyor. Her yıl yeni bir şirket kuruyor. Başka şirketler adı altında faturalar kesiyor. Yani çok merak ediyorum. Başka şirket kurunca ya da kendi şirketinde doğrudan temin yapınca kaçacak mısın? Biz göreceğiz bunları. Belki bugün firma ismi vermiyoruz ama buna da bu ihaleyi veren değişik firmalarla iş bitirdiğini ya da görülmediğini gören ve düşünenlere de buradan selam olsun. Biz hepsini görüyoruz. Bakmayın her şeyi söylemiyoruz ama bu kürsüden olmaz. Yeri gelince, günü gelince söylenir. Personel AŞ ile ilgili de birkaç cümle kullanıp ondan sonra yerime geçeceğim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Personel AŞ'imizin de bazı konuşulacak konuları ve gördüklerimiz var ama şimdi konuşmayacağım. Onu da sonraki dönemlere bırakıyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle 45 gün boyunca görev alan meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birim müdürlüklerimize verdikleri teşekkür ifadeleri için de ben de şahsım adına teşekkür etmiş olayım. Tabii 2022 yılı hepinizin bildiği gibi 2021 yılında sonunda Türkiye'de yaşanan ekonomik darboğazın en acı şekilde yaşandığı 2022 yılıydı. 2022 yılında, 2021 yılının Ağustos ayında Çerkezköy Belediyesi işe başladığında betonun metreküpü 220 liraydı. Bugün işi yapan arkadaşlar kaç para oldu? 220 binin yanına bir sıfır geldi neredeyse. Fiyatların bu şekilde tepe taklak olduğu, fiyatların alt üst olduğu, ihaleye çıktığımızda ihaleye de alıcı bulamadığımız, ihale alan firmaların işleri teminatlarını yakarak bırakıp kaçtığı, ben 9 senedir bu işi yapan birisi olarak böyle bir yıl görmedim. Bir defa bunun bir altını çizerim. Dolayısıyla fiyat değerlendirmeleri, doğrudan temin rakamlarını, sınırlarını, adetlerini konuşurken bütün bunları göz ardı ederek konuşamayız. Şimdi Yıldırım Bey'in tespitlerine teşekkür ederim. Yani tabii ki bir yarışmayla bu işi yapabilirdik. Ancak pandemi sonrası bir dönem hızla bir iş yapma ihtiyacımız vardı. O yöntemi tercih etmedik, edebilirdik. Orada katılıyorum. Şimdi Adem Bey tabii ki eleştirdi. Eleştiri bir hak. Ancak hem Çerkezköy Belediye bütçesini eleştirdiniz. Hem bugünkü işte %12'lerdeki Çerkezköy Belediyesi'ni eleştirdiniz. Geliri eleştirdiniz. Müdürleri eleştirdiniz de eleştirdiniz. Tamam, eleştiri hakkınız, eleştiriye cevap vermek de benim boynumun borcu. Bakın biz bu belediyeyi, biz eğer bu gelir giderin ne olduğunu, hesabın kitabın ne olduğunu bilmeseydik, batık bir belediyeyi bugün muhasebe hesapları doğru bir belediye haline getiremezdik. Hesaplarına haciz konmuş belediyeyi, kamuya gırtlağa kadar borcu olan belediyeyi biz bugünkü noktalara kadar getirdik. O yüzden kimse bunu unutmasın. Biliyorum ki hemşehrilerim bunu unutmuyor. Siz de buraları lütfen aklınızdan çıkarmayın diye en azından bunu söylemek isterim. Şimdi tabii ki Çerkezköy Belediyesi bir sürü bir mücadele içerisine girdi 2022 yılında. Bu Çerkezköy Belediyesi'ne hesap para kazandırmamız lazım. Çerkezköy Belediye bütçesinin
hangi aşamadan hangi aşama geldiğini bir sunum halinde izah edebilirim. O yüzden yaptığımız işin ne olduğunu biliyoruz. Yaptığımız işin kamuya fayda anlamında ne kadar işler yaptığımızın da farkındayız. Çerkez Göbeğesi bugüne kadar, tekrar altını çizeyim, burası bir sosyal belediye. Vatandaşın ihtiyaçlarına, taleplerine, arzularına mümkün olduğunca hizmet etmeye çalışan, karşılık göstermeden hizmet etmeye çalışan, kültür kursları, spor kursları, eğitim alanları, kreşleri gibi bir sürü sayacağım kalemlerin hiçbir tanesinde sadece sosyal belediye düşünerek, geliri düşünmeden iş yapmıştır. Bundan sonra öyle yapacaktır. Şimdi işte bir sürü, yok onu söylemeyeyim, bunu atlamayayım, o şirket, vallahi bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Başkan yardımcı Mustafa Gümüş burada. 9 seneden beri ben denetim komisyonlarında Mustafa Bey'le bu işi yapıyorum. Kim ne soruyorsa, ne istiyorsa ver arkadaş demişimdir. Şimdi soracağınız bir sürü detay soru sordunuz. Ben şimdi bu detaylara burada girmeyeceğim. Denetim komisyonunda 2 tane üyeniz var. 5 kişiler. Denetim komisyonundaki arkadaşlarıma bu soruların tamamını sorup bunların cevaplarının tamamını alabilirdiniz. O yüzden bu kadar detaya boğup bunların değerlendirmesini yapmayacağım. Varsa sorularınız sorun, biz cevaplarını veririz. Hiçbir tereddütünüz olmasın. Bir ay sonra zaten kesin hesap var. Kesin hesapta da konuşursunuz. Kesin hesapta da sorarsınız. Buralara dair biz anlatamayacağımız hiçbir hikaye yok. Şimdi doğrudan teminle ilgili eleştirde bulunuyorsunuz. Ama nereden nereye geldiğimiz Allah aşkına bir Ramazan günü altını çizerek anlatalım. Çerkezköy Belediyesi'ni teslim aldığımızda doğrudan teminin bütçe oranı %40'tı. 38'di, 37'ydi. Sanki hiç buralardan geçmemiş, buraları hiç yönetmemişçesine konuşuyorsunuz. O yüzden biz ne yaptığımızı biliyoruz. 2022 yılı ihalelere çıktığımızda ihaleye gelecek kimseleri bulamadığımız, ihaleye çıktığımızda doğrudan temini yapmak zorunda olduğumuz birçok işi tabii ki yapıp geçtik, yaptık. Burada bir kamu zararı var demek çok doğru bir yaklaşım değil. Biz inceleyip sık dokuruz ve bu noktadaki hassasiyetimiz 9 senedir aynıdır. Buraya dair zerre bir şüphe içerisinde kimse olmasın. Şimdi tabii ki dediniz ki biz bunları burada bu kadar detay konuşmuyoruz ama vakti zamanı gelecek, herhalde seçim dönemini kastettiniz, konuşuruz dediniz. Ya bir seçim dönemi boyunca bunu konuştunuz. Bakın hatırlayın. Bir seçim dönemi boyunca doğrudan temin konuştunuz seçim meydanlarında. Bunlar da konuşuldu zaten. O yüzden buralara dair bizim herhangi bir durumumuz yok. O yüzden müdürlüklerin yüzdeliklerine girdiniz. Müdürlüklerin yüzdeliklerine giremezsiniz. Hiç merak etmeyin. Çerkez Göbeğesi'nin tüm müdürlükleri görevinin başındadır. Arkadaşlarım da görevlerini layıkıyla yapmaktadır. Hiç kimse kusura bakmasın, kendi çalışma arkadaşlarıma burada laf ettirmem. O yüzden kimsenin hakkında yedirtmem. Bu sebeple ne yaptığımızı biliyoruz. Yasanın bize ne söylediğini de biliyoruz. Nasıl olağanüstü şartların yaşandığı bir 2022 yılı geçirdiğimizi de biliyoruz. Yani yol dediniz, anlattım bunları. Bunları defalarca anlatmayı uygun görmüyorum. Çerkezköy Belediyesi'nin bu noktadaki performansında hiçbir sorun yoktur. Tabii ki elimizden gelse daha fazla ihale yapmak isteriz. Ama ihale yaptığımızda işi yapma zorunluluğumuz, mevzuatın bize yol verdiği şekliyle devam etmek bizim için daha asgaridir. İhale yaptığımız dönemlerde, ihalede karşılık bulamadığımızda mecburen işlere devam ettiğimiz süreçleri yaşamışız bu sene. Bu sene yol yapma refleksi içerisine girmişiz. İhalemiz iptal olmuş. O yapacağımız yollardan vazgeçip ana caddedeki, ana arterdeki işimize biraz daha yoğunlaşmışız. Yani çok zorlu bir seneydi. Mali hesapların, hedeflerin tutması adına çok doğru, çok sıkıntılı bir seneydi. Bunu ticaret yapan tüm arkadaşlarım için biraz önce rakamlar verdim. O yüzden durumumuz budur diyorum. Sunduk. Gündemin 3. maddesine geçiyorum. Başka uzatmayalım. Yok. Bak sen anlattın Adem Bey, kesmedim. Yok. Sen anlatırsın, ben de anlatırım. Yapma. Bir şey söyledin, sonra cevap vermiş olurum. Söyle. Bir tek dedin.
10 yıl geriye giderekten bir belediye başkanı olarak bunlara cevap vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bir dediniz bak da bitti. Bir dedi zaten. Üçüncü madde okutuyorum. Bir dedi. Başkanlık makamı. Buyur. Mesela yanım. Başkanlık makamı. Aç mikrofonu. 5393 sayılı belediye kanunu 33. maddesinin A fıkrasında il belediyelerinde ve nüfusun 100 bin üzerindeki belediyelerde belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye, mali hizmetler birim amir ve belediye başkanı birim amirler arasından bir yıl için seçeceği 2 üye olmak üzere 7 kişiden oluşur hükmü bulunduğunda. Bu hüküm göz önünde bulundurularak 1-4-2022 gün ve 2022-4 sayılı meclis kararında 16-4-2023 tarihine kadar görev yapmak üzere encümen üye seçimi yapılmıştır. 16-4-2023 tarihinden itibaren görev yapmak üzere meclis üyeleri arasında 3 üyenin encümen üyesi gizli oyla seçilmesi gerektiğinden konunun belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. Pusulalarımızı dağıttık. Oylama sayımı devam ediyor. Ben ikinci maddeye atlıyorum, üçüncü maddeye geçiyorum. Pardon, dördüncü maddeye geçiyorum, ikinci maddeye döneceğim. İmar Bayındırık Komisyon üyesi seçimine geçiyoruz. AK Parti grubundan üç üye, pardon. İki üye. Yani. Yok, bu, ya, o, hukuken mümkün değil yani. İki üye AK Parti grubu, üç üye. Cumhuriyet AK Parti grubu yedekleriyle beraber burada mı? Yedek yok. Bana nereden geldi? Bilmiyorum, yedek yok. Bilemedim bu işi. Böyle bir şey söylemedim. Bizden var mı? Bir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Gökhan Kereşoğlu, Serdar Ülkmez, Cevdet Aykaç'ı öneriyorum. AK Parti grubu Adem İşli, Yıldırım Özkul önerdi. Adem Özkul, Adem İşli, Yıldırım Özkul, Gökhan Kereşoğlu. Diğer kimdi? Serdar Ülkmez, Cevdet Aykaç. Bir dakika. Yok. Evet, grupların önerdiği isimleri okuyorum. Adem İçli, Yıldırım Özkul, Gökay Kereşoğlu, Serdar Ülkmez, Cevdet Aykaç seçilmiştir. Oylarınızı alıyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. Beşinci madde. Plan Bütçe Komisyonu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak İbrahim Çekçi, Bulut Becerik, Kemal Buz Kuşu öneriyoruz. Nezahat Temur. Fatma Esen. Okuyalım. İbrahim Çekçi, Kemal Buz Kuş, Bulut Becerik, Nezahat Temur, Fatma Esen. Okunan isimler Plan Bütçe Komisyonu olarak görev almasının kabulüne oluyor sunuyor. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. Dura okuyu da bitireyim. Hazır hızlandık. Altıncı Tarife Komisyonu. Tarife Komisyonu Şahin Yılmaz, Beytullah Coşkun, Gülten Altay'a veriyoruz. Beytullah Coşkun. Şahin Yılmaz, Gülten Altay, Beytullah Coşkun, Hüseyin Karaca, Mehmet Anak, Mehmet Anakbaş. Mehmet Anakbaş. Mehmet Han dedi. Yok. Abi. Akbaş mı? Akbaş. Mehmet Han Akbaş. Mehmet Han Akbaş. Tamam. Tekrar okuyorum. Şahin Yılmaz, Gülten Altay, Beytullah Coşkun, Hüseyin Karaca, Mehmet Han Akbaş olarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci maddeye dönüyorum. Denetim komisyonu, özür diliyorum. Encümen üye sonuçlarını. Buyurun. Başkanım, 17 Gülten Altay, 17 tane Ertal Zengin, 17 tane de Mehmet Hanifi Karataş var. 13 Hüseyin Karaca, 13 İrfan Ak, 13 tane de Kamil Yiğit var. Evet. Gülten Altay, Erdal Zengin, Mehmet Hanifi Karataş. Hayırlı olsun encümen üyelerimiz. Gündemin bunu oyluyoruz mu? Gizli oy. Buyurun. Oylandı. Geçtik. Gündemin 7. maddesi, buyurun. Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 24.03.2023 tarihinde Komisyon Başkanı Gökhan Kereşoğlu ve üyeler Mehmet Kar, Adem İşli, Yıldırım Özkul'un katılımıyla
İmar Komisyonu'na havale edilen gündemin 5. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü plan notu değişikliği hakkında yazılanın müzakeresi için toplanmıştır. Komisyonumuzda yapılan incelemeler neticesinde söz konusu maddenin daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla görüşmelere devam edilmesi, sonraki mecliste gündeme getirilmesi tavsiye kararı olarak oy birliğiyle kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur. Evet, Gökhan. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, biz aslında konuyla alakalı plan notlarının bir tanesi artık geri kalanıyla alakalı bir karara varmıştık. İki oturum yapacağımız için çalışmaların devamına dedik. Kararı ikinci oturumda sonuçlandıracağız. Gündemin 7. maddesinin İmar Barındırık Komisyonu'na havalesini tekrar oylar olsun. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. Bu komisyon havaleleri mevcut komisyon üyeleri devam edecek. Yeni seçen arkadaşlarımız bir sonraki ay göreve başlayacak. Bunu da anlatmış olayım. 8. madde, buyurun. Başkanlık makamına 3194 sayılı İmar Kanunu 40. ve 41. maddelerinde yer alan hükümlere istinaden ilçemiz sınırlarında bulunan boş arsalarda oluşan çevre kirliliğinin önüne geçirebilmesi amacıyla yapılacak işlemlerde ödenecek bedeller aşağıda sunulmuş olup 2023 mali yılı ücret tarifesine ikamesi hususunda kabulünü takdirlerinizi arz ederim. Tarifi adları ve ödenecek bedeller, boş arsalarda beton direkli emniyet tel örgüsü yapılması kapestel ile 170 TL metredir. İki arsaların beden işçisi marifetiyle temizlenmesi 5 TL metrekare. Sayın Başkan, bunu tarife havale edeceğiz. Buyurun. Tarife havale etmeden önce ben bu gündem maddesinin geri çekilmesini talep ediyorum. Çünkü yani burada okuduğumla anladığım kadarıyla yani saçma sapan bir uygulama geliyor. Yani doğru anlamıyorsam siz düzeltin lütfen. Yani Çerkezköy gibi bir yerde bütün boş arsalardaki tel örgü çevirmesini... Bütün boş arsalar değil. Hayır ama bunu nasıl konumlandırıyorsunuz? Şöyle yorumlayayım. Bu tarifeyi. Şöyle yorumlayayım. Yani uygun görülen alanlardan kastım şu. Çerkezköy Belediyesi'nin bir caddeyi yapmışız. İnşaatı bitmiş, her şey bitmiş, yapılaşmış. Arada bir tane yapılaşmamış parsel çıkmış. Bu yapılaşmamış parselin artık bir çöp alanına dönüşüyor. Çerkezköy Belediyesi mütemadiyen bu alanları sürekli temizleme ihtiyacı içerisinde duruyor. Yani vatandaş şikayetiyle gidiyoruz. Biz bu alanda maalesef bu alanı toplamak zorunda kalıyoruz. Bunlardan kurtaracak bir uygulama tabii ki Çerkezköy'ün bütün boş arsalarını tel örgüye çevirecek halimiz yok. Ana arterlerde bizi rahatsız eden alanları biraz daha korunaklı hale getirmekle ilgili bir karar. Sayın Başkan, bunu adlandıralım o zaman. Yani şu şekildeki bu uygulama doğru değil. Komisyona da bir havale edeceğiz. Evet. Komisyona havale edeceğiz. Komisyondaki bütün fikirlerinizi ifade edin. Bir sonraki meslek bunu konuşuruz. Peki. Sorun yok. Zaten havale. Sekizinci mi okuduk? Sekizinci maddenin tarife komisyonu havalesini oraya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. 9. madde. Başkanlık makamına Çerkezköy Belediyesi'nce oluşturulan kapalı açık pazar yerinde yönetmeliğine bağlı faaliyet gösteren esnafların Çerkezköy Belediyesi pazar yeri yönetmeliğinin 16. maddesine bağlı olarak gerçekleştirilebilecek olan mevcut kayıtlı esnaflarımızın devir işlemlerine dönecek bedeller ek sunulmuş olup 2023 mali yılı ücret tarifesinin güncellenmesi hususunda kabulünü takdirlerinizi arz ederim. 9. maddenin yine tarife komisyonu havalesini oylara sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler havale ettik. 10. madde, buyurun. Adem Doğru Er'in 28.02.2023 tarihli plan değişikliği başvurusu. İlgide kayıtlı dilekçe ile tarafımıza sunulmuş Çerkezköy ilçesi Kızılpınar mevki refüj ve yan yol alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin meclisimizce değerlendirilmesi hususunda gerekli karar iddiasını arz edelim. Gündemin 10. maddesinin imar ve bayındırık komisyonu havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. 11. madde. Belediye Başkanlığı'na A. İlçemiz İstasyon Mahallesi 849 adı 11 nolu parselde bulunan tamamı 432,63 metrekare miktarındaki belediyemize ait 51,98 metrekarelik ise diğer Malik Mehmet Şahin tarafından satın alınmak istenmekte. B. İlçemiz Fevzi Paşa Mahallesi 707 adı 30 nolu parselde bulunan tamamı 1360,40 metrekare miktarındaki belediyemize ait 17,40 metrekarelik ise diğer malikler Aram Özdemir, Vedat Çelik, Gürhan Yıldız ve Serpinaz Özdemir tarafından eşit hisse nispetine satın alınmak istenmekte. C. TC Çevre Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstimlak Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 2/7/2019 tarih 75.810 sayılı yazısı ve ilgi dilekçe istinaden Kapaklı İlçesi Karaç Mahallesi 767 adı 12 nolu parselde bulunan tamamı 5.300
8,82 metrekare miktarındaki belediyemize ait 3169,93 metrekarelik hisse diğer Malik Ahmet Kaya tarafından satın alınmak istenmekte. Ç. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi eski 209 adı 10 parsalde bulunan yeni 455 adı 11 parsal belediyemize ait hissenin ilgiçeyi dilekçede de belirttiği üzere Mülke Kızılpınar Belediye Başkanlığı bedelinin ödenmesine ancak tapu devir işlemlerinin tamamlanmadığı belirtilerek mağdur ücretlerinin giderilmesi talep edilmekte. İlgiçeyi dilekçe bekleri doğrultusunda gerekli karar iktasını arz ederim. Gündemin 11. maddesi, Emek İstihdam Müdürlüğü'nün 60.828 sayılı BD hisselerinin imar abonelik komisyonu havalesine oylarsını kabul edenler, etmeyenler komisyonu havale ettik. 12. madde. Başkanlık makamına Çanakkale'de yapılan Kadın Basketbol Bölgesi Lig Playoff müsabakalarına katılmış olan Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularının 20 Mart-25 Mart tarihleri arasında müsabakalara katılmış olup bölgesel amatörlükten birinci lige yükselmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanunu Belediyenin görev ve sorumlulukları başlığının altında bulunan 14. maddesinin A bendinde belediye mahalle müşteri nitelikteki olmak şartıyla kültür ve sanat turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim, öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikah ve meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır. B bendinde ise belediye mahalle müşteri nitelikte olmak şartıyla gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararıyla ödül verebilir hükümleri yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün ödüllendirilmesi konusunda belediye meclisinde görüşlere karar iktisasına alınmasının müsaadelerinizi arz ederim. Evet, Çerkezköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kadın basketbol takımımız gerçekten bir amatör ruhla başladığı mücadelesinde hakikaten finallere kaldı. Geçtiğimiz hafta bir evvelki hafta ve finallerde de neredeyse 5'te 5 yaparak çok yüksek bütçeli takımların arasında şampiyon oldu ve birinci ligi yükselmeye hak kazandı. Dolayısıyla ben bir kere daha arkadaşlarımızı kutluyorum, teknik ekibi kutluyorum, yöneticilerimizi kutluyorum. Artık tabii ki artık profesyonel lige çıktılar. Bundan sonraki umudum, beklentim Çerkezköy'ün tüm dinamiklerinin bu takıma sahip çıkması. İnşallah umut ediyorum ki öyle olur. Ve birinci ligde de kadın basketbol takımımız başarılarına devam eder. Ben bir kere daha tebrik ediyorum arkadaşlarımızı ve komisyona havale edeceğim bir ödül için. Sayın Başkan, biz de Gençlik Spor Kulübü sporcularımızı, yöneticilerini, belediye çalışanlarımızı, belediyemizi ve tüm ekibi tebrik ediyoruz. Buradan da bir çağrıda bulunalım onların vesilesiyle. Spora ve sporcuya belediye olarak biraz daha özen gösterip gereken yardımları da yapmaya gayret gösterelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çerkezköy Belediyesi spor ve sporcuya gösterdiği önemin sonucunu şampiyonlukla taçlandırdığı için de teşekkür ettiğiniz de teşekkür ederim. Dolayısıyla bu Çerkezköy Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin bir sonucu. Bu sonucu gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gündemin 12. maddesini plan bütçe konusuna havalesini oylara sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. 13. madde. Belediye Başkanlığı'na, Mülkiyeti Belediye Başkanlığı'na ait Kızılpınar Mahallesi tamamı 2037,96 metrekare miktarındaki 955 ada bir parselliğin 5393 sayılı kanun 18. maddesi J fıkrası ile 2886 sayılı devlet ihale kanunu ilgili hüküm maddeleri uyarınca halı saha ve sosyal tesis olarak hep işte devlet modeliyle ihale çıkarılarak kiralanması düşünülmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu Meclisi'nin görev yetkileri 18. maddesine fıkrasında taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerine sınırlı aynı hak tesisine karar vermek hükümleri yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm maddeleri doğrultusunda Kızılpınar Mahallesi tamamı 2037,96 metrekare miktarındaki 955 ada bir parselin halı saha ve sosyal tesis olarak 3 yıldan fazla süreli kiralanmasına ilişkin kararın belediye meclisince değerlendirilmesi hususunda gerekli karar iktisasını arz ederim. Gündemin 13. maddesinin imar güvenlik ve plan bütçe komisyonlarına havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. Bir sonraki toplantıyı Cuma günü saat 15'te yapmak üzere okulu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar herkese.